İyi akşamlar. Soruyorum özelde bu akşam Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, transatlantik ilişkileri konuşacağız. Aslında artık Amerika Birleşik Devletleri komşumuz da oldu sayılır. Fakat bir süredir, hatta birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri sanki Türkiye'nin sinir uçlarında geziniyor gibi görünüyor. Ama bir taraftan da Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiği, NATO üyesi. Bu seyir sürdürülebilir mi? Nereye gider? Çok değerli konuklarımız var. Soldan başlayarak söylüyorum. Gazeteci Hakkı Öcal, Profesör Doktor Mustafa Kamil Yılmaz, Profesör Doktor Vahit Bıçak, Profesör Doktor Fahrettin Altun ve Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin ve gazeteci arkadaşımız yine aynı gruptanız Yusuf Özhan. Şöyle başlayayım Mesut Hakkı Bey, sizden başlayayım. Buyurun. Elbette ilk kriz değil bu. Ama eskiden olsa Washington-Ankara arasındaki bir krizden söz edilebilirdi, değil mi? Yani geçmişte böyleydi. Ama sanki bu defa bir süredir topyekün Amerika Birleşik Devletleri'ni karşımızda görür gibi bir hissimiz var. Medyası, lobi şirketleri, resmi, gayri resmi ağızlar. Bu algımız, hissiyatımız doğru mu? Neden böyle hissediyoruz sizce? Şimdi teşekkür ediyorum. Yani baktığımız zaman Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir geçmiş ve perspektifi var. Yani Osmanlı döneminde Türk ordusunun Amerikan İç Savaşı'na yardım ettiğini biliyoruz. Öbür taraftan ilişkilerin gelişmesi Osmanlı döneminde hepimizin bildiği gibi Türk ordusunun modernizasyonunda özellikle Amerikan savaş gemilerinin Haliç'te imali meselesi var. Ama asıl birliktelik bildiğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinin güvenlik eksenli olması. Yani Türkiye'yi baskılayan bir Stalin var, Boğazlar'da kontrol isteyen, üs isteyen bir Sovyetler Birliği var, 12 milyonluk Kızıl Ordu'ya güveniyor ve Kars, Erzurum gibi bizim 3 doğu şehrimizi talep eden toprak taleplerine karşı Türkiye, Amerika'yı yanında bir müttefik olarak görmüştür. Bu ittifak ilişkisi hepimizin bildiği üzere Kore Savaşı ile şöyle söyleyeyim, MacArthur'un Türk Tugayı için imkansız yoktur lafını söyleyebileceği veya Amerikan Devlet Başkanı'nın ifadesiyle Türkiye, Türk ordusu aynı zamanda Avrupa demokrasisinin de en önemli müttefiki ve öncüsüdür, garanti ve teminatıdır lafı Türk-Amerikan ilişkilerinde gelinen değişimi ortaya koymuştur. Burada Türkiye oynadığı rol itibariyle, hepimizin bildiği itibariyle Sovyetler Birliği'ne karşı hem boğazları tutan hem de İran'dan, Kafkaslardan bir Sovyet inişini kesen önemli bir devletti. Ve bu ittifak 1. Kıbrıs Uyuşmazlığı ve 74 harekatına kadar sarsıntısız devam etti. 74'ten sonraki ambargo Türk-Amerikan ilişkilerine ciddi hasar vermiştir. Özellikle Amerika'nın bizim görev yaptığımız Genelkurmay Karargahı'nda gördüğüm kadarıyla Türk-Amerikan ittifakından doğan silahlarımızın kullanımı konusunda getirdiği ambargo ve yasaklama Türkiye için kabul edilemez bir mesaj olmuştur. Şöyle ki Johnson, Amerikan silahlarının Amerika'nın müsaadesi olmadan kullanılamayacağını ifade etmiştir. Tabii arkasından da ciddi bir silah ambargosu yedik. Bu tabii Türkiye'ye bugün geldiğimiz savunma sanayinde ihtiyaçlarımızın %65'ini karşılama imkanı vermiştir. Fakat sizin de dediğiniz gibi bu iniş çıkış içerisinde daima bir denge vardı. Yani ne demek istiyorum? Bir Doğu bloku vardı, bir Batı bloku vardı ve periferide yer alan Türkiye, Amerika'nın vazgeçilmez müttefikiydi. Peki ne oldu da bu ittifak kırıldı diye bakarsak, bu 74 harekatından sonraki asıl kırılma, 79'da çok önemli bir hadise oldu. Hem İran devrimi, hem de Sovyetlerin Afganistan'ın işgali üzerine şunu gördük ki, Amerika Türkiye'yi daha fazla desteklemeye başladı ve F-16 uçak fabrikası kuruldu. Benim görev aldığım silah arkadaşlarımıza orada eğitim aldık. Ancak gel gör ki PKK meselesi ortaya çıkıp yani yavaş yavaş maskeler değişmeye başladığında gizli gizli Amerika'nın PKK'yı desteklediğini görmeye başladık. Bu komutanlarımızla gittiğimiz Pentagon görüşmelerinde gizli olarak ele alındı ve aynı bugün Trump yönetiminde olduğu gibi duymazlık, görmezlik ve inkar politikasının başladığını görüyoruz. 91 savaşından sonra bunun
çok daha ciddi boyuta ulaştığını görüyoruz. Demek ki 91'deki kırılma İran-Irak Savaşı'nda Sayın Genelkurmay Başkanımız rahmetli Torontay Paşa'nın askeri müdahaleyi kabul etmemesi kırılma noktası oldu. Neden? Eğer biz oraya girseydik bugün Irak'ın Kuveyt'i işgali gibi 51. maddeyi ve 22. maddeyi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlal eden devlet konumuna girecektik. Asıl kırılma 1 Mart tezkeresinde oldu ve Amerika o günden bu tarafa bizi cezalandırma yöntemine gitti. Peki bu Clinton döneminden baba ve oğul Bush'tan bu tarafa geldiğimizde neden Obama döneminde Topal Ördek'le beraber derinleşti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üçlük ayak dediği yani bölgede Kürtlerle ortak hareket etmek, koalisyon hava kuvvetleriyle bunları vurmak, belki de 15 sene sürecek bu iç savaş içerisinde Türkiye'yi oyun dışı bırakmak, Türkiye'nin bütün ısrarlarına rağmen Rakka operasyonuna girilmemesi, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Amerika'nın artık bu oyunu gizli bir şekilde değil, açık ve aleni aynı zamanda korkmadan yaptığını gösteriyor. Hiçbir müttefik ülke, başka bir dost ülkenin topraklarında bir terör örgütüne 4000 tane tırlık, silah, ağır silah, mühimmat, uçak savar, tank savar ve bunları eğitip çok önemli bu, düzenli ordu haline getirmek ittifak ilişkileri de bağdaşacak bir hadise değil. Peki neden bunu yapıyor dersek Amerika? Zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin oynadığı bölgesel liderlik rolünden rahatsız bir. İkincisi bu biraz sonra konuşacağız belki sözde davalarla Türkiye'yi yıpratmak. Dünya kamuoyunda özellikle Avrupa Birliği'ni etkilemek suretiyle izolasyonist bir politikanın içerisinde Türkiye'yi yalnızlaştırmak. Şimdi sabahleyin Türk Tarih Kurumu'nun İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Birinci Dünya Savaşı'nda bir konuşma yaptım. Benim konuşmam Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman İttifakı'nın günümüzdeki rolü neydi diye baktığımızda o zaman da Türkiye yalnız bırakılmıştı ama Almanya Türkiye'de ittifak etmişti. Bugün ise Türkiye baktığımız zaman Rusya'ya doğru itiliyor, İran'a doğru itiliyor ve bunu bir NATO ülkesine yapıyorsunuz. Acaba Türkiye'de bir çatışmaya mı hazırlanıyorlar? Bana göre ciddi bir çatışma var. Nedir? Çünkü burada BYD'nin aldığı silahlar düzenli bir orduyla Türkiye'ye karşı kullanılacaktır. Bunu sordu Cumhurbaşkanı. Peki DAEŞ denen terör örgütü yani kamuflajlı bir örgüt yok. Kime karşı kullanacaksınız? Çok özür diliyorum. Donald Trump açıklama yapıyor. Şimdi bu daha da herhalde herkesin sinirlerini bozacak bir açıklama olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını dinliyoruz. Evet, programımızda fevkalade antipatik Emri Vaki ile bir konuk geldi diye düşünüyorum. Ama herkesin sinirleri gerildi, onu da görüyorum. Ne diyeceksiniz Hakkı Bey? Müslümanların ilk kıblesine şimdi sadece süper güç olması hasebiyle ben söyledim oldu denilen ve uluslararası hukukun yerküremizin her köşesinde tanınmadığının bir kez daha ispat olduğunu biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ağzından işittik, şahit olduk. Bu kanun çıkalı epey oldu yani, evet. Amerika Birleşik ama Devletleri yıllardır kendisi de ifade etti 20 yıldır diye, değil ama mi? Ama niye hiçbir başkan uygulamadı? Yani evet, bölgenin hassasiyeti, bölge ülkelerin, diğer liderlerin isteği, arzusu, bölge halkının bu işten son derece rencide olacağı ve iyi kötü bir barış meselesinde, Filistin-İsrail barış meselesinde bir aşamaya gelindi. Şimdi şu kadar yıl geriye itiyor Trump bu kararıyla ve sırf kendini kurtarmak için. Orada bir minnacık yem var fark ettiyseniz. İki devletli çözüm lafı Amerika Başkanı ağzından bu kadar sağlam ilk defa çıkıyor. Ama onun da Filistinlileri tatmin edeceği kanaatinde değilim. Tam tersine diliyorum, umarım Allah yüzüne bakar bölgedeki masumların. Çok büyük bir çatışmaya, çok büyük bir infiale sebep olmaz. Yani İslam'ın harem ismetine adam resmen bugün bir benzin bidonu attı ve kibriti çaktı. Peki Fahrettin Bey, sormak istiyorum. Şimdi bir yandan da Twitter'da gördüm. Mesela poşu nerede satılıyor diye soranlar var. Herkesi birden yani Türkiye'deki gelişmeleri falan unutturacak bir boyuta getirebilir bu. Birkaç konuşmaya bakar ve Allah korusun istenmeyen şeyler de olabilir. İstenerek yapılabilecek şeyler de olabilir.
Ve sadece Türkiye'de değil, bütün bu coğrafyada bu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri neyi hesap ediyor? Yani bütün dünyayı karşısına almayı nasıl izah ediyor? Bir boyutu gerçekten... Neyi bekliyor bizi? Bir boyutu gerçekten Trump'ın içeride rahatlama gayreti. Yani bunu es geçmemek lazım. Çünkü çok ciddi anlamda bir sıkışmışlık hissiyatı içerisinde. Fakat bizi bu ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede, bölgemizde bir yangın çıkarma gayreti içerisinde olması. Bunun arka planında ne var diye baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kaos üzerinden bir hegemonya kurma çabasının, bölgede bir bölme, parçalama ve yönetme en az gayretle stratejisinin sürdürüldüğünü görüyoruz ve bunun bir örneğiyle karşı karşıyayız. Fakat bu son derecede Amerika Birleşik Devletleri içinde, onun birinci müttefiki İsrail içinde son derecede riskli bir adım. Bunu da altını çizmek lazım. Evet. Şimdi baktığımız zaman 2010 sonrasında gerçekten İsrail belki de tarihinin en rahat dönemini yaşadı. Baktığımızda Suriye bölündü, Irak bölünmüştü baktığımızda. Onun dışında 2010 sonrasında Mısır'da bir Amerikancı darbe oldu ve Mısır İsrail'in tam anlamıyla eksenine girdi. Türkiye'ye çok ciddi bir yıpratma savaşı başlatıldı ve bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda Türkiye'ye abandı ve İsrail'i bölgede özellikle Filistin meselesiyle ilgili olarak Türkiye'nin engellemesi, Türkiye'nin onu belli bir politikaya zorlaması yine engellendi. Diğer taraftan Körfez ülkeleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan ilişki tam anlamıyla Körfez'in İsrail'in güdümüne girmesini beraberinde getirdi. Suudi Arabistan en son noktada ne yazık ki buraya geldi. Yani son olarak işte birkaç hafta önce Suud müftüsünün yaptığı açıklamayı hatırlayalım. Yani dedi ki İsrail İran ile Hizbullah'a karşı şey yapılabilir, yani işbirliğine gidilebilir. Yani İran ve Hizbullah'a karşı biz İsrail ile işbirliği yapabiliriz dedi bir Müslüman ülkenin müftüsü. Şimdi böyle bir noktadan baktığımızda bütün bunlar bölgede İran yayılmacılığını bahane ederek aslında meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fakat gelinen nokta itibariyle baktığımızda bu kararla birlikte bölgedeki aktörlerin böyle bir söylemle artık motive edilme imkanı kalmayacak. Yani bu adımın o bahsedilen İran yayılmacılığı vesaire gibi söylemleri hiçbir şekilde anlamsız ya da zeminsiz bırakacağını görüyoruz. Yani bütün bu sürecin bölgede bir kaos üretme riski ya da sonucu söz konusu olacak. Ama öte taraftan burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le beraber kurmaya çalıştığı o düzen de ortadan kalkacak. Türkiye bu sürecin önüne geçmek için çok ciddi bir gayret içerisindeydi ve bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok net mesajlar verdi. Çünkü bu sürecin sonu her ne kadar Trump işte radikalizm olmasın, ekstremizm olmasın demiş olsa da tam da bu süreci ne yazık ki hızlandıracak, terörizmin, radikalizmin önünü açacak bir süreç olacak. Burada ne olursa olsun şunu da hatırlayalım. Yani Kudüs meselesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına kaynaklık eden de bir meseledir. Yani bunun İslam dünyasında, hani bunu da ummak gerekiyor, bir silkinmeyi, bir aktör olarak yeniden İslam ülkelerinin, bölge ülkelerinin bir araya gelerek bu meseleye, bu Batı ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmalarının ötesinde bakmalarına imkan tanıması söz konusu olabilir umarız. Yani bu süreçte Türkiye başından beri çok net taleplerde bulunuyor. İslam ülkelerine çok net bir şekilde Filistin meselesiyle ilgili sesleniyor. Bu yeni dönemde tekrar ifade etmek istiyorum. Umuyorum İslam ülkeleri kendi akıllarıyla, kendi çıkarları çerçevesinde, İslam dünyasının çıkarları çerçevesinde bu sürece yaklaşır. Çünkü eğer bu süreç bu şekilde kendiliğinden ilerlerse bu gerçekten bölgemizin yangın yerine dönmesi demek. Ve bunun küresel bir sonucu da olacak. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde birileri artık bizim için mesele Pasifik Havzası'dır, Orta Doğu taşradır demiş olsa da yeniden aynen 1990'larda olduğu gibi Amerikan dış politikasının merkezine Orta Doğu gelip oturacaktır. Şununla ben bitireyim. 1990 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri en güçlü olduğu dönemde hatırlayalım önüne 3 tane misyon koymuştu. İran,
Irak gerilimini sonlandırmak, Filistin meselesini çözmek ve bölgeye bir demokratikleşme dalgası getirmek. Bugün itibariyle baktığımızda her üç sorunda ortada çok net bir şekilde duruyor. Daha da derinleşmiş durumda. Ve bu da ancak ve ancak bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle beraber çözülecek sorunlar olabilir. Belki böyle bölgede bir paradigma değişimine hizmet eder bu adım diye ifade etmek Vahit istiyorum. Vahit Bey, katılıyor musunuz Fahrettin Bey'in söylediğine? Yani bir hukukçu olarak bir uyanmaya ve paradigma değişikliğine vesile olur mu sizce? Yani bu şerden bir hayır çıkar mı? Kısaca. İnşallah diyelim Belkıs Hanım. Yani ben Fahrettin Bey'in analizlerini aşırı abartılı buluyorum işin doğrusu. Yani bu çok abartılacak bir gelişme olarak görmemek lazım bunu. Mescid-i Aksa Kudüs'tedir ve Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Bu doğru. Ve Kudüs yıllarca Osmanlı'da bizim kontrolümüzde olan bir şehir olmuştur. Bu da doğru. Ama Kudüs 70 yıldır İsrail toprağı ve İsrail başkenti. Dolayısıyla bugün bu İsrail burayı ilhak etmiyor, işgal etmiyor, yeni olmuyor yani bugün olmuyor. Bu 70 yıl önce olmuş. Bugün İsrail burayı başkenti ilan etmiyor. Bugüne uzun süre olmuş. Ha, bir ülke konsolosluğunu A şehrinden B şehrine taşıyor. Bunun kitabı uluslararası hukuk açısından implikasyonlar olabilir. Ama bu işte Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak görmek hedef şaşırtmak olur diye düşünüyorum. Yani Orta Doğu'da dengeleri kuran oyunun dinamikleri çok daha farklı. Petrol var, oradaki hükümdar aileler var. Bunlar zaten Amerikan güdümünde hareket eden unsurlar. Bunu şöyle düşünelim. Yani Amerika'nın bugün büyükelçiliği Ankara'da. Yani bunu İstanbul'a taşısa bu neyi değiştirir? Yani çok fazla bir bölge dengelerinden tamamen bağımsız, son derece dışarıdan bakılan şeyler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve ortak bir karar aldı ve bu kararı kınayan, bununla ilgili olarak Türkiye siyasetinde dış politikasında nadir hamlelerden bir tanesi bu. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süredir eğer böyle bir adım atılırsa biz İsrail'le ilişkilerimizi keseriz dedi. Bugün Ürdün Kralı ile Cumhurbaşkanı'nın yaptığı toplantıda bu mesele gündeme geldi ve bu mesele Orta Doğu'daki bütün gidişatı, bütün dengeleri değiştirecek bir meseledir dendi. Ben benzer bir kanaatteyim çünkü baktığınız zaman bölgede yarından itibaren bölgedeki aktörlerin doğrudan sokağa sürüleceği ya da sokağa çıkacağı yeni bir dinamizm oluşuyor. Bunun arka planında olan şey burada bir kaos ortamı oluşturmak ve bununla ilgili olarak da İslam ülkelerinin eğer bir adım atmamaları söz konusu olursa bu Filistin'de çok ciddi bir çatışmanın beraberinde gelmesi demek. Filistin'de bir çatışma ortamının ortaya çıkması demek. Hepsini bir tarafa bırakın. Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeni bir krize girmesi demek doğrudan bize maliyet üretecek bir şey. Bu yönüyle ben abartılı değil, aksine teskin edilmiş bir yorum yaptığım kanaatindeyim. Yani olay Yusuf sadece Özsan'a, bir büyükelçilik binasının bir ilden diğer bir yere. O kadar basit değil, görmüyor. Yani ki Trump'ta 20 yıl sonra yani bunun üzerinden 20 yıl Amerikan dış politikasının en fazla Orta Doğu ile ilgili olarak tartışılan konularından bir tanesidir. İsrail lobisinin birinci gündem maddesidir. Trump'la İsrail lobisi başkanlık sürecinde en fazla bu meseleyle ilgili olarak pazarlık yaptılar. En fazla bu meseleyle ilgili olarak konuştular ve Trump da bu meselenin sözünü gelirken verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la yine ilk görüşmesinde bu meseleyle ilgili olarak yani bölgede bir ateş çemberinin oluşmaması meselesiyle ilgili olarak da yine masada bir gündem oluşturdu. Ki siz böyle bir söz verdiniz. Yani İran'ı baskılayacağız, İsrail'e destek vereceğiz ama bu eğer ki işte Amerikan konsolosluğunu Kudüs'e taşımak gibi bir adımla karşımıza çıkarsa bunun maliyetleri ağır olur dedi. Dün Ürdün Kralı yine Başkan Trump'a aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla bu en azından bölge ülkelerinin çok ciddi hassasiyet gösterdiği bir mesele. Dolayısıyla sadece teknik boyutu itibariyle değerlendirilemez dedi. Bir de Yusuf Özsan'a dönüyorum. 100. yıl dönümü değil mi Osmanlı? Evet. Dan gidişinin Kudüs'ün. Evet, bazen böyle şeylerin komplo teorisi olduğunu düşünüyor insan ama bir yandan da İngilizlerin o zaman
Haçlı seferleri bugün tamam oldu diye sürekli böyle tarih takip ve tarih şuuruyla kurulan mesele, cümlelere... Uluslararası hukuk açısından çok farklı. Ben hocamızın fikrine katılmıyorum. Bu başkentle başkonsolosluk farklı farklı şeyler hocam. Malumunuz olduğu üzere özür diliyorum ama... Estağfurullah, buyurun. Konsolosluklar devletler arasındaki ilişkileri bir yana konsolosluk sözleşmesine göre temsil eder ve ticari ve şahısların, vatandaşların haklarını ilan eder. Halbuki büyükelçi çok farklı bir kavramdır. Ekstra teritoriyel dediğimiz ülke dışılığına sahiptir. Viyana 63 Sözleşmesi'nde bu açıktır. Gönderen ve kabul eden devletin ittifakını gerektirir. Bu bakımdan Türkiye'nin durumunu belki tartışacağız ama söz tabii, gelince tabii, ben tartışacağız. Devletler kukatçısından bunu anlatacağım. Arkadaşım evet, sözünü Yusuf kesmiyor. Bey, ne diyeceksiniz 100 yıl sonra? Bu yanlış çünkü. Yani şöyle, bir defa uluslararası toplumun sadece İsrail'de iktidardaki Siyonist iktidar değil, uluslararası toplum içerisinde Avrupa'daki birçok ülke ve Amerika içerisinde Amerika'da yaşayan İsrail'e geri dönmeyen Yahudilerin arasında da Orta Doğu'daki çözümde, Filistin konusundaki çözümde talep edilen şey iki devletli çözümdü. Yani Yahudilerin, muhalif Yahudilerin dahi kabul etmediği bir şeyin bugünkü hani hadiseye de itiraz evet, eden evet. Avrupa'da şimdi, Yahudi asıllı isimler var. Yani bu böyle şöyle, zaten İsrail siyaset skalasında bu muhalif kesimin uzun müddettir var olabilme şansı ortadan kalkmış durumda. Bunların İsrail hükümetinin politikalarını belirleme noktasında hiçbir kalıcı etkisi bulunmamakta. Yani bunun yanına bir de Avrupa ve Amerikan hükümetlerinin çözüyormuş gibi yapıp da 10 yıllardır çözmediği, 1967 sınırlarına dönün deyip de bunun yaptırımını uygulamadığı ve bu uygulanmayan yaptırımların her zaman bir güvenlik endişesiyle perdelendiği bir Orta Doğu çözümsüzlüğünde aslında geldik bir normalleşmeye değil, bir kopuşa gelinmiş bulunuyor. Bu yüzden ben de Fahrettin Bey'i katılıyorum çünkü bu bir kopuş. İki devletli çözüm özünde Filistinlilerle İsraillilerin, Yahudilerin bir araya gelip birlikte yaşayabilecekleri ve karar mekanizmalarının kodlarının hani bir nevi o şey perspektiften bakarsak seküler inşa edileceği bir yapıydı. Yani bu noktaya bile çok zor gelindi. 1948 savaşı ve diğer savaşlar bunun için verildi sürekli. Yani Arap tarihinin bakış açısı. Yani Ürdün'ün kralı değil mi Şerif Hüseyin ki aldatılmıştır. Suud kendisi daha doğrusu şöyle İngilizler Balfour'dan sonra Şerif Hüseyin aldatıldığını hissettiği için geri durduğu anda İbn-i Suud'u devreye sokup Suudi Arabistan'ı bunlara vermiştir. Bunun için bir yola çıkıldığı Orta Doğu'da Ürdün, Şerif Hüseyin'in oğlu Ürdün'de Mescid-i Aksa'da Araplara ihanet ettiği için öldürülmüştür. Yani bu sadece bir Filistinlilerle, Araplarla, Yahudiler ve İsrailler arasındaki bir kavga değil. Aynı zamanda Arapların da kendi içerisindeki bir kavga. Yani bugün İsrail kendisini korumayacak mı? İsrail kendisini, kendisinin emniyetinin de ötesinde bir caydırıcılıkla koruduğu zaten malum. Bugün İsrail uçaklarının her gün Beşar Esad, evet katil ama Suriye'nin egemenliği 2011'den sonra bile Suriye'nin toprak bütünlüğünün savunulduğu bir uluslararası toplumda İsrail tarafından bombalanmakta ve İsrail her bölgede zaten caydırıcılığını herhangi bir hesap vermeden uygulamaktadır. Buradaki nokta şu, İsrail'in şu aşamada son 5-6 yılda Orta Doğu'da daha önce hiç başaramadığı bir şeyi başardığını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Suudi Arabistan'da tahtın geleceği noktasında çok ciddi bir güç elde etmeyi başarması neticesinde Arap liderlerin, Arapların ya bu işi artık çok uzatmaya gerek yok. Yani Doğu Kudüs sizin başkentinizmiş, Batı Kudüs sizin başkentinizmiş ki bu arada 1967 sözleşmesine göre Kudüs İsrail'in değildir. Doğu Kudüs'te Filistinlilerin devletinin başkenti olur. 1967. Batı Kudüs ise İsrail'in başkenti olur. Yani bu daha önce kabul edilmiş bir şeydir, şu anda aman ne büyütüyoruz meselesi değil. Hayır, İsrail kendi kendine söylüyordu. Evet ama ondan başka da kabul eden yoktu. Arap Baharı'ndan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinde İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu tazdikten almış olduğu sonuç bugün Arap liderleri şunu söyletiyor. Ya buraya kadar çok uğraştık. Ya bundan da artık vazgeçelim şeyi. Yani bu Şerif Hüseyin'in oğlunun kaderini
bu Arap liderlere getirebilir. İsrail'e dokunamasanız bile. Yani biz şöyle bakıyoruz, bakın. Bundan ötürü İran'a da kızılmalı. Biz bundan ötürü kendimize de kızmalıyız. Niye güçsüz kaldık diye. Değil mi? Ama bizim hikayemiz 100 yıllık. Belki oraya da bağlarız. Yani bir Siyon Katır bölüğünle başlayan, 2000 yıl sonra kurulan ilk Yahudi ordusunun Osmanlı'da, Çanakkale'de Osmanlı ile savaştığını biliyoruz. Böyle bir hesaplaşmanın da ürününün bir tarafıyız biz aynı zamanda. Ama şuna geleceğim. Burada İran'a da kızmalıyız belki. Neden? Çünkü Afganistan, Irak, Suriye ve devamında bugün eğer Netanyahu kalkıp da şunu söylüyorsa dünyaya, bakın Osmanlı 1938'deyiz, İran 1938'deki Nazilerdir deyip Arapları bu şekilde bir yok oluş şeklinde korkutarak peşini alabiliyorsa, bunda İran'ın da sorumluluğu mevcuttur elbette. Bunda bizim de sorumluluğumuz mevcuttur elbette. Bunda Arap yönetimlerin de, Ürdün'ün de sorumluluğu mevcuttur elbette. Ama eldeki sonuç şu anda buyken, uluslararası toplumun bugüne kadar hep çözüyormuş gibi yaptığı, 1967'deki sınırların dahi ortadan kalktığı bir şey bu. Normal bir taşıma değil. Çünkü Şubat 2017'deki ilk Netanyahu-Trump görüşmesinde Trump'ın söylediği neyse bugün söylediği de oydu. Dediği şey şuydu: bir devlet, iki devletli, ben ilgilenmiyorum, aranızda halledin. Şimdi aranızda halledin dediğiniz ortamda Araplar, Suudi Arabistan Birleşik Devletleri, İsrail ile birlikte İran şeyi üzerinden, o Demokles kılıcı tavşana gibi. Tavşana bak, tazıya kaç. Ha, kesinlikle öyle. Yani tavşan da bundan memnun olduğu için ona da kızgın durumdayız. Neden? Tavşan budur yani. Bu tamamen şey, böyle düşmanlık dost başına. Yani insan, hani o deyimi ters çevirerek söylüyorum. Böyle düşman hakikaten dost başına. İsrail ile İran'ın düşmanlığı İsrail'e de kazandırdı, İran'a da kazandırdı. Ve etkisiz, hiçbir devlet kurumsallaşmasına sahip olmayan, bürokrasiye sahip olmayan Arap ülkeleri de bir şekilde kontrolü tamamen yitirdikten sonra yok oluş tehdidiyle karşı karşıya kalıp bu kampa geçti. Yok oluşun nedeni, yine o noktaya da katılmıyorum, petrol. Petrol dünyada, evet, yeterince önemli bir şey var. Ama Orta Doğu'da geçerli bir şey değil artık. Hı hı. Orta Doğu'da geçerli olmamasının bir neticesi olarak da ve eski tehditler artık silinmişken, eskiden Sovyetler Birliği gösterilirken herkes, hocamın da en başta ifade ettiği gibi, bu tarafta yerini alıyordu otomatik olarak. Neden? Çünkü tarihsel nedenlerimiz vardı. Ruslar bizi işgal ediyordu. İşte boğazlarımızın üzerinde hak iddia ediyorlar. Ve biz kampımızı buluyorduk. Şimdi şu, hani kamuoyunda sürekli konuşuyor. Ya biz Rusya ile çalışıyoruz ama Rusya da bunu yapıyor, Amerika da bunu yapıyor gibi anlamlandıramamamızın temel nedeni bizim hala 50 yıllık bir şablondan okuyor olmamız. Petrol değil mesele. Mesele burada terör diye gösteriliyor, görüyoruz. Bunun neticelerini de alıyoruz ama yine anlamlandıramıyoruz. Nasıl ya, Amerika neden Rakka'da IŞİD'i serbest bıraktı? Hani terörle karşı karşıyaydık gibi. Şimdi bir, Arap ülkelerinin daha da istikrarsızlaşması. Suudi Arabistan, Ürdün, yakın dönemde bu bildiğimiz ülkeler ortadan kalkabilir. Bunun yanı sıra yani İsrail kendisini korur. Yani ne olacak ki? Ne Rusya karışıyor, ne Amerika karışıyor. Kaldı ki bunlar zaten ne yaparsan yap dediği için de bu varlığını daha da güvenli hale getiriyor. Terör meselesi ortada. Biz bütün buradaki çapraşıklıkları anlatmaya çalışıp ama o zihin yapısından çıkamadığımız için evet, terör tehdit argümanı neticesinde mahcubiyete gark oluyoruz. Bir de Müslümanların diğer bir problemi de böyle bir Amerikan politikasının neticesinde bu olacak. Yani siz protesto yapmaya kalktığınızda bugün İstanbul'da, işte Londra'da, ne bileyim işte Ürdün'de, her yerde. Devletlerde değil ama Arap sokağında herhalde bunun bir olacak, tezahürü olacak. Protesto yapmaya kalktığı anda hemen ama siz eşittir IŞİD'siniz. Çünkü kamuoyu bunu zaten satın aldı. Buna itiraz edebilecek olan yok. Olmayacak da. Şimdi böyle bir de dışarıya dönük tehditle karşı karşıyayız. Bu normal bir taşıma değil. Bu 6-7 yıldır petrolün ve Sovyetler Birliği'nin gibi bir Orta Doğu parametresinin tamamen ortadan kalkması sonrasında karşımıza çıkan İran ve terör üzerinden örgütlenmenin bir neticesi olarak, İran'ın yanında mısın yoksa benim yanımda mısın? İkisi de değilse o zaman teröristsin. Şu anda öyle. Kudüs, yani Kudüs için eylem yapacak kişiler eğer Körfez'e karşı bir İran siyasal dış politikası benimsemiyorsa, eğer bugün sokağa çıkacak bir kimse İsrail'in şu anki aşırı sağ tipi siyonizmini desteklemiyorsa, eğer bir çöp kutusunu bile devirecek olsa
İsrail'e ait bir kamu malını veya bir şahsını itelese bile terörist olacak. Hadi şimdi ondan sonra Müslüman dünya neden bu şiddeti kınamıyor diye bir defa basın üzerinden de bütün Müslüman toplumlar baskı altına alacak. Şu anki tip hani bir şey gibi Gordon düğümü gibi. Yani hareket ettikçe sizi daha da sıkan bir şimdi... düğüm. Bunun nedeni de ifade ettiğim gibi. Bunun üzerinden devam etmek istiyorum aslında. Yani şimdi bir süredir giydirilen elbiseler var bize, değil mi? Bu algıda fevkalade iyi yönetiliyor. Ama bu defa Yusuf Özhan'ın söylediği, işte siz sokağa çıkarsanız burada veya burada değilseniz teröristsiniz. Hayır bakalım yani işlemesi biraz zor görünüyor diye düşünüyorum ama bunu sormak istiyorum. Yalnız araya gideceğiz. Araya gitmeden önce Mustafa Kamil Bey'in sesini hiç duyamadık. Siz gerçi finansçısınız ve biz Halkbank üzerinden konuşacaktık daha ziyade evet. Ama daha sağ önemli olsun, bir gündemi hadise oldu. Evet. Petrol belki sizin sahanızda. Vahit Bey'e katılıyor musunuz? Burada bir petrol etrafında dönen bir pozisyonlar mı oluşuyor sizce? Öyle şimdi, bir şey var mı? Bir kere... olayın gelişimini doğru izlemek lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Trump bu adımı atıyor ama Trump Orta Doğu'yu öyle bir hazırladı ki bu adımı atmanın tüm kıvamlarını oluşturdu. Hı hı. Ne demek istiyorum? 1979-80 yılındaki Irak-İran harbinden başlayarak bir kere yavaş yavaş burada ülkeleri birbirine düşürmeye başladı. Ülkeleri birbirine düşürdükten sonra ne yaptı? Bu ülkeleri silah satarak bir şekilde etkinliği altına almaya başladı. Ben bir iki rakam vermek istiyorum izninizle. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışında tüm dünyada aldığı pay %33. Ve sattığı silahların %32'sini Orta Doğu ülkeleri almışlar. %52 idi. Kaptırdığı şey Rusya'ya 33. Evet aynen Rusya'nın payı evet. Yukarılara doğru özellikle son 3-4 yıldır 5 puan artmış durumda Rusya'nın payı silah satışında. Şimdi ve bu ülkeler de bir şekilde teknolojilerini üretememiş ülkeler. Yani petrolle yaşamaya çalışmış ülkeler. Petrol bir zenginlik bunun üzerine oturmuşlar ama... Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği gibi kendi teknolojilerini, kendi silahlarını üretememişler. Ve bunun sonucunda da bir şekilde Amerika'ya mahkum duruma gelmişler. Şimdi Suudi Arabistan'la ilgili yine bir çarpıcı olduğu için bir rakam vereceğim. 2006-2013 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Amerika'dan yılda ortalama ne kadar silah aldığına bakıyorsunuz. Yaklaşık 600 milyon dolarlık silah almış. Yani her yıl 2006'dan 2013'e. Ne olmuşsa 2014'te trend değişmiş. 2014'te bu rakam 1 milyar dolara çıkmış. 2016'da da 1.9 milyar dolara çıkmış. Şimdi bir şekilde sizin öncelikle rakip gördüğünüz kişileri esir durumuna düşürmeniz lazım. Bir şekilde Amerika bunu başarmış. Şimdi diğer taraftan Amerika'nın yaptığı bir başka şey de şu. Hani dediniz ya konuşacaktık konuşamadık diye. Şimdi Amerika tam bir kabadayı gibi davranıyor. Ve kendi istemediği ülkelere yardım eden, onlara destek vermeye çalışan ya da onlara bir şekilde nefes aldırmaya çalışan ülkeleri bir şekilde cezalandırıyor. Şimdi hani bize Halkbank'la ilgili üzerimize geliyor diyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri 2009'dan itibaren 12 farklı ülkedeki 32 bankaya 16 milyar dolar ceza kesmiş. Ve bu bankaların hiçbir tanesi de kalkıp ya kardeşim sen neye istinaden bu cezayı kesiyorsun dememiş. Oturmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri ile masada pazarlık yapmışlar. 2 milyar dolarlık cezayı 1,5 milyar dolara indirmeye çalışmışlar. Şimdi tam bir teslimiyet söz konusu. Sadece Orta Doğu ülkelerinde değil, gelişmiş ülkelerde de. Şimdi hiç kimse karşıyı karşısında görmeyince tabii pervasızca hareket etmeyi başarabiliyor.
Bunun tek istisnası hangi ülke? Türkiye. Sadece Türkiye bu tip olaylar olduğunda cesurca ve hakkaniyete uygun bir şekilde karşı durmasını, söylemini ifade etmesini biliyor. Dolayısıyla ben açıkçası Türkiye dışındaki diğer Orta Doğu ülkeleri, diğer İslam ülkelerinin bu son gelişmeye ne kadar şiddetli tepki vereceğini merakla izleyeceğim. Çünkü bu kadar kelepçelenmiş bir durumda ne kadar tepki verebilirler? Doğrusu bir soru işareti var kafamda. Tereddütlüsünüz. Hakkı Bey, siz bir şey eklemek istemiştiniz. Eğer o konuya tekrar dönersek, benim bu Amerika'nın sadece son zamanlarda değil, iki dünya savaşı arasındaki konumundan bu tarafa hem Avrupa ülkelerini tek tek hem de özellikle Türkiye'yi esir aldığı kanaatindeyim. Yani bir kere bu Stalin'in mektubu, Stalin işgal ediyormuş da alt vilayeti, Boğazlar'da üstü, o tamamen bir İngiliz iç heyetinin yoldaş Stalin'le yaptığı görüşmeden sonra uydurduğu bir şeydir. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin bize verdiği notada hiç de böyle bir şey yok. O notada Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden görüşülmesini istiyor ki o sözleşme zaten bize atılmış bir kazıktır. Türkiye orada çaresiz kaldı. O sözleşmeyi Birleşmiş Milletler dışında, Lozan'ın dışında boğazımızdan geçirdiler. Sovyetler Birliği Türkiye'ye saldırır mıydı NATO olmasaydı? Şimdi geçmiş olaylara bakınca öyle olmasaydı da böyle olurdu demenin anlamı yok. Ama şunu altını ben epeydir bir çizmeye çalışıyorum. Yani hem Avrupa Sovyet tehdidiyle NATO'ya sokuldu bir daha savaşmasınlar diye. Çünkü Amerika çok enerji ve para kaybediyordu Avrupa'yı barıştırmak için. Ayrıca yani öyle bir yani Amerika'yı çok sütten çıkmış ak kaşık dünyaya nizam getiriyor falan diye de görmemek lazım. Türkiye'yi işgal eden Ege bölgesini, İzmir'i işgal eden Yunan birliklerini Amerikan gemileri getirmiştir. Yani işgal fikri tamamen Amerikan'ındır. Türkiye'nin ezdiği ulusları tekrar canlandırmak ve onları kendi kendilerine idare edebilir hale getirmek üzere geçici bir yönetim kurmak üzere serv Amerikan'ın fikridir. Ermenistan devletini kurmak Amerikan'ın fikridir. Yani ve Türkiye elleri kolları bağlanmış bugün yapıldığının başka bir şekliyle Amerika tarafından Batı ittifakına ithal edilmiştir. Bir araya gidip devam edelim. Küçük bir ara, bizden ayrılmayın. Aslında biz bu akşam Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini konuşmaya niyet etmiştik. Fakat Trump'ın açıklamasıyla Kudüs'ü konuşur bulduk. Çünkü Kudüs hakikaten hepsinden daha önemli. Şimdi sokağa çıksak herhalde sorsak bize bu cevabı verecekler. Ama yine de başta ilan ettiğimiz için, bir de konuklarımızdan biri biraz daha erken ayrılacağı için, isterseniz biraz parantez açıp Amerika Halk Bankası üzerinden devam edip tekrar Kudüs'ü konuşalım, konuşmak mecburiyetindeyiz. Fahrettin Bey, yayının başında Amerika Birleşik Devletleri'nden sanki topyekün bir şey görüyoruz. Yani iki başkent arasında bir kriz gibi değil, bütün ünitelerinden bir Türkiye karşıtlığı görüyoruz demiştim. Doğru mu? Ve sizce eğer doğruysa nasıl sıralarsınız? Yani bizim senelerdir Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili komplo teorilerimiz vardı ama artık komplo teorisi gibi değil. Çok aşikar Mesut Hakkı Bey'in işaret ettiği gibi gözümüzün önünde oluyor. Çok doğru, çünkü özellikle 2013 bir kırılma noktası bence. 2013'ün hatta Mayıs'ı bir kırılma noktası olarak görüyorum. Orada da özellikle Suriye krizi üzerinden Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde önemli bir kırılma yaşandı. Bunu da hepimiz biliyoruz artık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o dönemin başkanı Obama arasında gerçekleşen bir toplantıda yaşanan krizin sonrasında çok açıktan Obama yönetiminin Türkiye'ye yönelik bir yıpratma savaşı, ben adına yıpratma savaşı diyorum, süreci başladı ve Türkiye içerisinde bir
yönetim değişikliği meydana getirmek üzere çok ciddi bir gayret söz konusu oldu. Bunun için çeşitli araçlar devreye sokuldu. Sokak kalkışmaları devreye sokuldu. İşte 17-25 Aralık gibi bir takım komplolar, yargı, emniyet darbeleri devreye sokuldu. İşte son olarak 15 Temmuz'da gördüğümüz o darbe görünümlü işgal girişimi devreye sokuldu. Bütün bunların bir amacı vardı. Bir yönetim değişikliği meydana getirmek ve ondan sonrası itibariyle de Türkiye'nin yeniden eski bağımlılık düzenine dönmesini temin etmek. Şimdi baktığımızda tabii ki bu süreç içerisinde birçok kurum Türkiye karşıtı bir pozisyon aldı. Bir taraftan resmi kurumlar bu sürecin içerisinde yer aldı. Fakat diğer taraftan özellikle kamuoyu oluşturan medya organları da bu sürecin içerisinde yer aldı ve Erdoğan karşıtlığı, düşmanlığı Amerikan siyasetinde, aslında Avrupa siyasetinde de ne yazık ki karşılıklarını gördük. Amerikan siyasetinde çok genel geçer bir pozisyona dönüştü. Hatta 15 Temmuz gecesi koca koca think tanklerde çalışanların müsabaka izler gibi tweetlerini gördük. Tabii, bu noktada bir çok ciddi bir tırnak içinde söylüyorum. Bir abartılı bir idealizmle Amerikan siyaseti, Amerikan dış politikası Türkiye'ye bakmaya başladı. Yani realist bir perspektif bırakıldı, terk edildi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye siyasetindeki, toplumundaki gücü bir realite olarak ele alınıp bunun üzerine strateji bina etmek yerine yine idealist bir perspektifle kendilerine göre bir siyasette ne olursa olsun bir yönetim değişikliği meydana getirmek için yoğun bir gayret sarf edildi. Tabii bu noktada Trump'ın başkan olma sürecinde ile birlikte yeni bir süreç başlayabilir mi diye bir beklenti de oluştu tabii ki. Burada Türkiye'nin çok ciddi gayretleri olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başkan Trump'la bir ilişki kurma çabası bu noktada zaman zaman belli alanlar açsa da temelde bir değişiklik ne yazık ki meydana getirmedi. Orada da kurumların çok net bir tavrının olduğu, Obama dönemindeki pozisyonlarını sürdürdüğünü gördük. Ve bu noktada da işte son olarak da bu ambargo davasıyla, İran'a yönelik ambargonun delinmesi davasıyla birlikte yeni bir sayfanın açıldığını gördük. Davanın teknik detaylarını belki konuşuruz, fakat bir taraftan bu davanın içeriği bir yana, davaya yüklenen anlamlar, siyasi anlamlar Türkiye karşıtlarını çok ciddi şekilde bir araya topladı. Artık bir söylem ortaklığı değil. Kelimenin tam anlamıyla bir yol arkadaşlığı adeta karşımıza çıkmaya başladı. Yani burada işte bütün Türkiye karşıtları bu davaya o kadar çok anlam atfettiler ki savcının bir ağzından Erdoğan çıkması için adeta yalvarır gibi beklemeye başladılar. İşte bir dolaylı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bir atıf hemen ertesi gün New York Times gazetesinde manşet oluverdi. Yani burada baktığımızda son derece bir taraftan baktığınızda tırnak içerisinde siyasi sayıklarla açılmış olmakla birlikte çerçevesi belirli bir davaya Türkiye'nin yönetimini, ekonomisini yeni baştan dizayn edecek mişçesine bir dizi ağır anlamlar yüklendi ve bu ağır anlamlar üzerinden, yani o dava üzerinden Türkiye siyaseti dizayn edilmeye çalışıldı. 17-25 Aralık sürecindeki imal edilmiş belgeler, gayri hukuki bir şekilde transfer edilmiş olan belgeler, yine işte dava sürecinde ortaya çıktığı üzere yalan ifade vermeye zorlanan bir, aslında önce sanık olan daha sonra tanık olan bir kişi ve yine bu süreçle beraber çok ciddi bir propagandayla aslında etkilenmiş, çerçevesi çizilmiş bir dava. Şimdi bütün bunlar şunu bize gösteriyor. Evet, özellikle 2019'a doğru giderken bir grup Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok kurumda karşılığı olan bir grup Türkiye'de hala bir yönetim değişikliği meydana getirmek için bir gayret içerisinde. Bunun aracı olarak öncelikle Türkiye'de bir güvensizlik ortamı oluşturmak, bir ekonomik kriz ortamı oluşturmak gerektiğini düşünüyor ve bu çerçevede de İşte bu dava üzerinden bir takım mitler yaratarak Türkiye'ye etki etme gayreti içerisine giriyor. Olan bu ve bunun arkasında olan şey ise hala Türkiye'yi kendi gerçekliği içerisinde realist bir perspektifle okuyamayan ve dar bir perspektifle Türkiye'de
bir an önce bir yönetim değişikliği meydana getirmek için bence beyhude yere uğraşan bir grup aktör var ve bunların ne yazık ki cürümleriyle Türk-Amerikan ilişkileri çok ciddi şekilde olumsuz bir seyir halinde. Mustafa Kamil Bey, şimdi siz de biraz evvel söylediniz 10 banka ceza aldı diye. BNP Paribas mesela, Fransız bankası, 10 milyar dolar gibi bir ceza ile başlıyor. 8 milyar dolara iniyor. Üstelik de sadece bir ülke için delmiyor. Küba, Sudan, Libya, İran ve 10 yıl boyunca. 2000'den 2010 yılına kadar. Şimdi orada da iki devlet arasındaki konuşmalarda Cumhurbaşkanı, Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı müdahil oluyor. Fevkalade sert açıklamalarla beyanlarda da bulunuyorlar. Fakat Amerikalılar ya bu parayı ödeyin diyor yahut bir mahkeme kurulur ve bu mahkeme medya ile beraber bu bankanın mahkeme sırasında günlerce reklamını yapar. Yani tabiri caizse ipliğiniz pazara çıkar diye söylüyor. Evet. Demek ki aralarında bir şey geçiyor, müzakere. Birinci olarak şunu sormak istiyorum. Eğer Rıza Zarraf Amerika Birleşik Devletleri'nin manipülasyonuyla ya da nasıl yaptıysa ama herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmemiş olsaydı, aynı şekilde Hakan Atilla gitmemiş olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri şu an Türkiye'ye itham ettiği suçları şey yapabilir miydi, görebilir miydi, gözleyebilir miydi? İkincisi, Halk Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer bu 10 örnekte olduğu gibi şubesi yokken nasıl, yani ele alınma biçimi diğerlerine nispetle adil midir? Onu da sormak istiyorum. Ve yine bu bankaların Amerika Birleşik Devletleri'nde şubesi olduğu halde BNP Paribas'da 13 kişinin işten çıkarılmasını istemiş ama hiç kimseyi sanık sandalyesine oturtmamış. Hatta bunun uluslararası finans sistemini sarsacağı tartışılmış Amerika'da. Yani çıkartıp koca bir bankayı koyarsam diye. Şimdi baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye haksızlığa uğradığı hissinde bu doğru mu? Bakınca ne görünüyor? Şimdi birinci sorunuzdan başlayayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında kendi içinde kurduğu bir izleme sistemi var. Bu terörizm ve mali istihbarat izleme sistemi. Ve bunun içinde kendi içinde 16 tane kurum var. 16 tane farklı kurum terörizm ve mali istihbaratı izliyor. Farklı farklı yönlerden. Bu izleme olayı aslına bakarsanız 2004'lerde 2005'lerde başlamış durumda Amerika'da. Ve ilk cezayı kestiği kurum Lloyd's kurumu İngiltere'den onu geriye doğru izlediği hususları ortaya koyarak cezalandırıyor. Bir de yani Halkbank aslında çok fazla bir istisna değil. Bence Halkbank olayını çok büyütmemek lazım. Niye büyütmemek lazım diyorum? Şunun için. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri 32 tane bankayı 12 ülkeden 32 tane bankaya, üstelik büyük bankaları, ki bunun içinde HSBC var, sizin de söylediğiniz Paribas var, Hollanda ING var, ING var, ABN AMRO var, efendime söyleyeyim, Commerzbank var, çok büyük cezalar yedi. Şimdi bunları çağırıyor ve bunları lisanslarını iptal etmekle tehdit ediyor. Şimdi lisansları iptal edilmekle tehdit edildiği zaman ne oluyor? Tüm bir işi kaybetme durumuyla karşı karşıya kalıyor ki örneğin Paribas olayında bizzat Hollanda... Çok özür dilerim, Mahmut Abbas açıklama yapıyormuş. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Donald Trump'ın açıklaması üzerine yaptığı reaksiyoner açıklamayı dinledik. Şimdi yeniden devam edelim istiyorum. Sizde kalmıştık Mustafa Kemal Bey. Bilare birazdan Kudüs'e döneceğiz ama. Ben şöyle ifade edeyim. Örneğin Paribas'a kesilen cezayı kaldırmak için Holland bizzat Amerika'ya gidip Obama'yla görüştüğünde, Obama yargının hiçbir şeyine ben müdahil olamam dediğinde banka gelip Amerikalı yetkililerle anlaşmak zorunda kalmış ve onların istediklerini bir şekilde yerine getirmiş durumda. Şimdi burada
şunu iyi bilmek lazım. Doların hakimiyeti dünyada çok yüksek seviyede ve işlemlerde doların yer aldığı işlemler %88'lik bir paya sahip. Şimdi böyle olunca dolarla ilgili her işlemi bir muhabir banka üzerinden geçirmeniz lazım. Ve muhabir banka üzerinden geçen her işlemde Amerika'nın bilgisi dahilinde. Dolayısıyla Amerika'nın olan şeyleri bilmemesi ya da sonradan yakalaması durumu söz konusu değil. Fakat takibi öyle bir yapıyor ki sizin önünüze öyle bir portre koyuyor ki o portrede her şeyi analiz etmiş, her şeyi delillendirmiş bir şekilde oraya kendi getiriyor. Perspektifinden. Kendi perspektifinden o şekilde ortaya koyuyor. Bir de yani olay sadece bankalara ceza kesiliyor gibi düşünmemek lazım. Bankalar dışında da özel sektör şirketlerine de bu yaptırımları deldiklerinden dolayı çok ciddi cezalar kesilmiş. En son kesilen cezayı söyleyeyim size. 2017'nin Mart'ında bir Çin teknoloji şirketine 1.1 milyar dolarlık ceza kesmiş Amerika ve ödemiş şirket bunu. Exxon Mobil'e ceza kesmiş. Dolayısıyla sadece bankalara değil, kendi çıkarlarını zedeleyen, işlemleri yapan herkese bir şekilde ya lisansını iptal etme tehdidinde bulunarak ya da farklı yaklaşımlar göstererek bu cezayı kesip kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Çünkü çok büyük bir miktarda finans sektöründe hakimiyeti var ve çok ciddi bir cari açığı var. Bugün Amerika'nın cari açığı 450 milyar dolar. Bu cari açığı bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bunu ister silah satışıyla yönetebilir, ister para trafiğiyle yönetebilir ama bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bunun için de özel mekanizmalarla bunları bir şekilde delillendirmeye çalışıyor. Peki şuna katılıyor musunuz? Yine diyorlar ki bu ambargoya kaynaklık eden 50 sayfalık döküman Amerika Birleşik Devletleri'ne ait şirketler için başka, Avrupa'ya ait şirketler için başka türlü işliyor. Yani bunu hem Amerika hem Avrupa tarafından bankacıların ağzından okudum. Bir diğer mevzuda Fransız Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer'in bir görüşü var bu konuda. Diyor ki Amerikan dolarını bu şekilde izleyip bu tip kararlarla yani bu kadar sert tepki vermeye devam ederse Amerika Birleşik Devletleri bu euro ve Çin yuanından istifade edilmesine sebep olabilir uluslararası işlemlerde diyor. Böyle bir şeyin şansı var mı sizce? Şimdi tabii ki böyle bir şeyin şansı var ama bir takım yani rakamsal verileri de iyi bilmek lazım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin sirkülasyondaki parasının %65'i Amerika Birleşik Devletleri dışında dönüyor. Ve bugün döviz piyasasında bir günde dönen para 5 trilyon dolar. Ve bunda hakimiyet Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi üzerinde. Hala euro olsun, Çin para birimi olsun bunun oldukça gerisinde. Zaman içinde belli bir noktaya gelebilirler. Ama şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nin o hegemonyasını sonlandırabilecek seviyeye gelmeleri çok kolay değil. Birinci sorunuza ilişkin olarak farklı uygulamalar konusunda tabii ki bu mümkün olabilir. Bu detay konusunda benim çok derinlemesine bir bilgim yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir şey yapıyor. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri bir düzenleme çıkardı. Şunu yaptı. Tüm ülkelere dedi ki sizin ülkenizde Amerikan vatandaşları, green card sahipleri, Amerika'da bir şekilde varlığı bulunan kişiler şayet sizin bankalarınız üzerinde işlem yaparlarsa bunlara ilişkin form dolduracaksınız ve kendi gelir idareniz başkanlığı üzerinden bize göndereceksiniz dedi. Türkiye 2015 yılına kadar bu anlaşmayı imza koymadı. 2015 yılında anlaşmaya imza kondu. 2016'nın Mart ayında da Türkiye'de bu geçerli olmaya başladı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de ve diğer ülkelerde her bankanın müşterisine ilişkin bu bilgileri edinip karşı tarafa bildirme zorunluluğu var. Dolayısıyla bir taraftan SWIFT işlemleri dediğimiz işlemlerle para trafiğini kontrol ediyor. Bir taraftan müşterini bil, know your customer ilkesiyle müşterilerini tanı ve bana bildir diyor. Dolayısıyla
her yerden bilgileri toplayıp hareket kabiliyetini kısıtlamaya çalışıyor ya da kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Buradaki mekanizmayı iyi görmek lazım. Yani burada yapılan sadece bir bankaya, sadece bir ülkeye yapılan bir hareketten ziyade aslında sistemin tüm açıklarını kendi açısından kapayıp kendi sıkıntılı olduğu hususları ortadan kaldırmaya yönelik bir mekanizmayı kurgulamak. Çünkü şu andaki hegemonyasını devam ettirmek zorunda. Aksi takdirde karşı karşıya kaldığı cari açık onu daha sonra çok zor duruma düşürebilir. Sadece bir örnek daha verip size sözü bırakmak istiyorum. Bugün Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin cari açığı varken Çin'in yaklaşık 200 milyar dolar cari fazlası var. Dolayısıyla Çin Amerika için oldukça büyük bir rakip. Her ne kadar parası Amerika'da kadar güçlü olmasa da önümüzdeki dönemde bunun tersi olacağı söylenebilir. Vahit Bey, şimdi başta söyledim, Mustafa Kemal Bey de anlattı, 10 banka ve bunlar bazen hiç mahkeme görmemiş, bazen de formel bir mahkemeyle, yani kimsenin haberi olmadan menatında mesela BNP'nin davası görülmüş. Fakat Türkiye'nin, Fahrettin Bey de işaret etti, malum örgüt sebebiyle herhalde böyle işte haftalardır süren ve sürecek gibi gözüken bir mahkemesi var. Siz bir cezacı olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle Mustafa Kemal Bey'in analizleri çok sağlıklı, rakama dayalıyor, afaki şeyler değil, somut veriler. Bunları paylaştığından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye akılcı politikalar belirlemek durumunda, stratejik, serin kanlı adımlar atmak zorunda. Hep başkalarını suçlayarak bir yere varamayız. Bir takım yanlış politikaların sorumluluğunu örtbas etmek başkalarının hareketleri olamaz. Biz nerede hata yaptık veya neyi düzgün yaptık dememiz lazım. Düzgün doğru adımlar atıp uluslararası arenadaki rakiplerimize fark atmamız yahut da mesafeyi yakalamamız gerekir. Şimdi Amerikan adalet sistemini bilmeden aşağı yukarı bir aydır Türkiye'de tartışmalar yürütülüyor. Mesela bir tanık, bakın 6 gündür bir tanık sorgulanıyor. Türkiye'de böyle bir adalet standardı siz görebiliyor musunuz? Duruşmalar 5 dakika açılır, kapanır. Bir günde hakim 30 tane farklı dosyaya bakar. Burada aslında Amerikan adalet sistemi dünyaya aynı şekilde bir adalet standardı örneği koyuyor. Şimdi yani o bahsettiğiniz tanık biliyorsunuz yalan ifade vermek sürecine çıkacağım onu geleceğiz. Tanık. Yani o standart içerisinde o da var mı? Şimdi olay o değil. Şimdi konuyu Bence olay o. Yani örnek olarak gösteriyorsunuz. Yani bütün dünyaya şahıs örnek olarak gösterdiğiniz evet. bir şey. Ya sistem örnek olarak gösterdiğiniz bir şey. Bu bir sistemdir. Bu... Ama sistemin içinde böyle bir tamam şahıslara geleceğiz. Şahıslara geleceğiz. Sistemi önce bir ortaya koyalım. Tanıyalım, sistemi bilelim. Türkiye'de 6 gün bir tanığın aralıksız önce savcılık tarafından sorgulanması, arkasından savunma avukatlarınca çapraz sorguya tabi tutulması gibi bir adalet standardı var mı? Ben de Amerika'da okudum ve Amerikan hukukunu evet. iyi kötü bilen birisi. Bir dakika sözümü bir tamamlayın. 6 gün gerçekten sadece tanımak için mi yapıyor yoksa hocanın dediği gibi bir propaganda ve Türkiye'yi küçük düşürmek için mi yapıyor? Yani ya ona geleceğiz, bölmezseniz yani lütfen. Şimdi siz dediniz ki Türk hukuk profesörü olarak Türkiye'de böyle bir yargı var mı? Amerikan adalet standartını gökleri çıkarın. Bu böyle bir şey bir yapacağım. Bir dakika sözümü bitirmeme yani, müsaade ederseniz. Yani şimdi itham pazarlığı sistemi var. Ben de İstanbul Hukuk Fakültesi'nin hocasıyım, olmuyor yani. Hukuk. Her şeyi bir anda bıraktınız. Türk Adalet Divanı yok diyorsunuz burada. Bir dinleyin ya, bir dinleyin. Mukayese dinliyorum yapıyorum. Ben gayet iyi mukayese dinliyorum. Mukayese hukuk nedir bilirsiniz yani. Mukayese hukukta iki tane farklı şeyi alırsanız mukayese dersiniz. Varsa bir tane örnek. Bu Amerikan sistemi, bir tane örnek. Avrupa sistemi yani. 6 gün tanık dinleyen bir sistem varsa örnek ve o da en iyisi değil ki. Pardon. Şimdi yani konumuz Türkiye yargısıyla Amerikan yargısının mukayesesi şeyi değil. Şeyi açıklamaya çalışıyorum. Amerika'da diğer bankalara yapılan muameleyle Halkbank'a i̇şte yapılan muameleyle mukayesesi onun için Amerika'da itham pazarlığı pardon. Denen bir sistem var. Ceza adaletinde itham pazarlığı var. İtham pazarlığı nedir? Türkiye'de olmadığı için karıştırılan bir şey.
savcı soruşturmasını yapar, bütün delillerini toplar. Bütün delilleri topladıktan sonra kişiye der ki bak elimde bunlar var. Bununla sana şu yaptırımı getirebilirim, bunu yaptırırım derler. Gel anlaşalım der. Ve bu eğer kişi anlaşmaya yaklaşırsa ki Amerika'daki istatistikler %92'si şüphelilerin itham pazarlığını kabul eder, suçu üstlenir. Dolayısıyla ciddi avantajlar alır. Cezası az olur, bir takım ekstra yararlar şey yapar. Şimdi bu Zarrab'a 26 Ekim 2017 tarihinde itham pazarlığı anlaşmasını yapmış Zarrab. Bu aradan 2 ay geçti, Türk kamuoyunun bundan haberi yok. Hala bu duruşma, yargılanma yapılan duruşma Zarrab duruşması olarak takdim ediliyor. Bu duruşmada aktörleri önce bir tanımamız lazım. No, biliyoruz ki artık Halk Bankası. Halk Bankası da değil. Hayır, burada daha doğrusu Atilla davası. Atilla davasıdır bu. Şimdi, Hakan Atilla davası. Evet, Hakan Atilla'nın şahsi yargılanır. Burada ne Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yargılanır, ne banka yargılanır. Ha biz bankayı kendi adımlarımızla yargılatıyor gösterebiliriz. Eğer Hakan Atilla'ya avukatı bankanın bütçesinden siz öderseniz bu topyekün devlet olarak, hükümet olarak, banka olarak bu kişinin arkasındayız gibi bir algı oluşturabilir. Dolayısıyla biz bu algılardan kaçınmamız lazım. Peki sizce neden BNP Paribas'da işte bir para kesmiş, parayı ödetmiş Türkiye veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela şube müdürünü içeriye almayı düşünmemiş de şimdi şu var bakın. Aynı şimdi itham pazarlığının en önemli avantajı odur. İtham pazarlığında kişi sizin deyiminizle iplik pazara çıksın, kamu önünde, basın önünde her şey tartışılsın mı? Yoksa kapalı kapılar altında bu iş bir çözüme kavuşsun, olayın detaylarını kimse bilmesin mi? Kişi burada bir tercih yapar. Şimdi öyle bir tercihi yaptığı zaman herhangi bir banka ya da herhangi bir kişi dosyanın detayları medyayla paylaşılmaz. Duruşmalar alenidir. Dolayısıyla duruşmaya Türkiye'de de alenidir duruşma, Amerika'da da alenidir. Bir duruşmaya gidiyorsanız, yani itham pazarlığına gitmeyip duruşmaya gidiyorsanız oradaki detayların kamuoyuyla paylaşılacağını öngöreceksiniz. Bu işin olmazsa olmazı. Ha şimdi tanığın güvenilirliğine gelecek olursak tanık elbette ki beyanda bulunuyor. Bu tanığın beyanlarının güvenilir olması lazım. Zaten tanığı sorgularken de ve çapraz sorguya tabi tutarken de sanık ne kadar güvenilir, ne kadar itibarlı, nerede ne yalanlar söylüyor bunu ortaya koymaktır. Neticede jüride bir kanaat oluşacak. Amerika'da gene ülkemizden farklı olarak bir jüri sistemi var. Bu jüride bu olayları bu kişi yapmış mı yapmamış mı diye bir kanaat oluşacak. Bu kanaat oluşurken bir takım delilleri jüri duyacak, bir takım delilleri duymayacak. Şimdi Amerika'da gene bizim sistemden üstün bir yön var, ön duruşma var. Yani bir delili... çok özür dilerim, şunu sormak istiyorum. Davanın süreç olarak hukuki boyutundan ziyade her şey normal gelişiyor mu diyorsunuz? Yani şaşıracak sürpriz bir şey yok. Şaşıracak sürpriz şeyler bizim tarafımızda var. Yani Reza Zarrab neden Amerika'da? O var. Efendim Atilla neden Amerika'da? O var. Bu şahıslar Amerika'da olmasaydı bu dava açılamazdı şahıslar olmadan. Ha bir de şu var. Ama temel neden soru. Mustafa Kemal Bey dedi ki her şeyi izleyebiliyor, görebiliyor? İzlemek ayrı bir şey, yargılama ayrı bir şey. Hayır, ceza kesmek için mahkemeye ihtiyacı şey. Olmadığını o şimdi diğer örneklerde görüyoruz. Şimdi diğer bir konu da görüyoruz. Şu, yargılayabilir mi? Yargılama yetkisi var mıdır, yok mudur? Bu da gene kamuoyu çok manipüle ediliyor. Şimdi bizim Türk Ceza Kanunumuzun 13. maddesi var. 13. madde evrensellik ilkesini düzenler. Bu şudur, Kanada'da efendim bir Hindistanlı suç işlerse Türk adalet sistemi ben buna kayıtsız kalıyorum diyemez 13'e göre. 13'te bir takım suçlar sayılmıştır. Kanada'da suç isteyen Hindistanlıyı da biz ne yapabiliriz? TCK 13'e göre tamam. Yargılayabiliriz. TCK 13 Amerikan kanunlarında da vardır. Dolayısıyla Amerikan mahkemeleri Atilla'yı yargılayamaz, Zarrab'ı yargılayamaz gibi komik argümanlarla uluslararası arenaya çıkılması Peki. ülkemizin itibarını zedeliyor.
Yani, Mesut Hakkı Bey galiba müdahil olmak istiyor. Katılıyor musunuz, öyle mi? Şimdi hocam söylediklerine saygı duyuyorum. Burada iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Hukuken bir toplumda bir algı kargaşası var. Birincisi önce şunu tespit edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmekte olan davanın esası nedir? Bunu soralım bakalım herkese, değil mi? Diyor ki Amerika, İran'da nükleer silah var, silah yapılıyor ve dolayısıyla da İran'a biz yaptırım uyguluyoruz. Peki buna karar verecek kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, öyle mi? Toplandılar, arkadaşlar dediler bu yetmedi, bir de Almanya'yı alalım. Cüneyt Arkın da o gelsin. O da gelsin. Halbuki Almanya, dikkat edin, Güvenlik Konseyi üyesi değil. Peki Türkiye buna karşı çıktı. Hatta bu NATO'da tartışıldı. Netanyahu dedi ki, aha dedi, şimdi diyor şey var, atom bombası var, atacak bize. Şu kadar kaldı dedi. Evet, çıktı, bunu gösterdi Birleşmiş Milletler'de. Obama da CIA'ya dedi ki, yok arkadaş sen yalan söylüyorsun dedi. Yok, Amerikan istihbaratı diyor ki İran'ın elinde atom bombası yok. Peki tamam, vardı yoktu, o da onun bileceği bir tamam şey. Tamam da o dedi bu dediyle hukuk analiz olur mu? Hukukçu normlar üzerinden analiz yapar. Hocam bir dakika ya, çözümü yani dinler şu maddenin şu kanunun şunu dersiniz yani. Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Ahmet şunu dedi, Mehmet bunu dedi, yok, diye Ahmet, analiz mi Mehmet olur? Yok, Ahmet Mehmet Ahmet'ten bahsetmiyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden evet, bahsediyorum. Evet, hukuki bir şey var mıdır lütfen, beyanın? Lütfen dinleyin, bir sözümü kesmeyin. Nereye gitti bu? Yaklaşık 11 aylık ve 2 sene içerisinde bütün bunlar tartışıldı. 5+1'de. Ondan önce bir şey oldu. NATO'da tartışıldı ve o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransız Cumhurbaşkanı, dedi ki burada silah yok dedi ve biz İran'ın yanındayız dedi. Mesele o zamanki Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından Brezilya'la beraber İran'ın elindeki uranyum zenginleştirmesidir mesele. 375'in üzerine çıkmayacak çünkü atom bombası yapabilir. Ve bunun üzerine lütfen dinleyin, Uluslararası Atom Enerjisi yetkililerini gönderdi. İncelediler, bulamadılar. Arkasından şu geldi. Raporda dendi ki, raporları size gösterebilirim arzu ederseniz. Çünkü nükleer silahsızlanma doktora tezim. İran elinde silah yoktur dendi. 5+1 anlaşmasıyla bütün varılan anlaşma, Türkiye ile Brezilya'nın getirdiği İran'ın elindeki nükleer silahların Türkiye üzerinden Rusya'ya takas edilmesi meselesiydi. Fakat Amerika bunu kabul etmedi Rusya ile beraber. Çünkü Türkiye bu durumda bir süper devletin oyununu bozuyordu. Peki nereye gelindi? Tamam dediler, İran'a ambargo kaldırılıyor çünkü elinde silah yok. Amerika bunu imzaladı. Amerikan Devlet Başkanı ve Senato da bunu onayladı. Mutabık mıyız? Takip ettiyseniz gündemi. Peki bugün gelinen nokta ne? Güvenlik Konseyi'nin bu kararına rağmen Türkiye Devleti İran'la bir şey yapmıştır, ticaret anlaşması yapmıştır. Bundan dolayı ben Amerika olarak size ceza kesiyorum. Olayın bir kısmı bu. Peki aynı Amerika ne yapıyor bakalım? Airbus uçağı satıyor Avrupa Birliği. Önce 60-118 uçak. Amerika Birleşik Devletleri Boeing'den 80 tane tayarı satıyor İran'a. Ya sen bana diyorsun ki ticaret yapma. Bunlara 86-200 tane uçak satılıyor. Peki Türkiye komşu bir ülke. İran'la ticaret yapması lazım. Şimdi gelelim meselenin iç hukuk durumuna. Türkiye'de İran ticareti içerisinde Türk bankaları suçlanmaktadır. Öbür taraftan İran nükleer faaliyetlerindeki bu uranyum zenginleştirme meselesindeki ticaretin kendi iç hukukumuzda bir şahsın, işte buradaki Ziraat Sarraf veya başka bir sanığın Türkiye üzerinde işlediği suç varsa, bu suç rüşvet, yolsuzluk, bakanlara veya mahkemeye, her kimse uluslararası hukuka, Türk milli hukukuna, ceza hukukuna aykırı bir durum varsa burada yetkili olanlar, sizin de takdiriniz, Türk mahkemeleridir. Bu şahsın dışarıya kaçırılması milli istihbaratın veya kendi gümrük hatamızdandır. Bunu da oturup konuşmamız gerekiyor. Yani kendi evimizdeki durum başkadır, Amerika'da tartışılan başkadır. Benim kanaatime göre Amerika Birleşik Devletleri bugün korsan bir devlet olarak nasıl Guantanamo'da yaptıysa insanları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir şekilde toplayıp işkence yaptıysa, bugün de düzmece bir mahkemeyle burada soytarılık yapıyor. Bu mahkeme değil. Uluslararası hukuk yarın Amerika'yı haksız çıkaracak. Neden? Aynı Amerika bildiğiniz üzere Nikaragua davasından mahkum olmuştur ve aynı Amerika İran'a silah satmıştır İsrail yoluyla. Ve burada da bugün mahkemede yaptık arkadaşlarımızla, talebelerine, İran Gate diye bir şey var biliyorsunuz. Burada yakalandı Amerika.
Bunu da itiraf etti bu silahları sattığın İsrail üzerinden. Ama asıl mesele şu. 444 gün tutulan İranlı şeyler var, diplomatlar var. Viyana Sözleşmesi'ne göre bunu tutamaz. Ve burada Rafsanjani'nin de yer aldığı pazarlıkta Amerika tank savaş silahlarına karşı bunları serbest bıraktı ve sonunda da tazminat verdi İran'a. Şimdi aynı Amerika Birleşik Devleti İran uçağını düşürdü. Sivil uçağı bile bile düşürdü. Bana diyor ki IFF Identification Friend Founder. Sivil bu uçağın hedefiyle, süratiyle asker uçak biri olamaz. Amerika'nın bir C-130 iki helikopteri düştü bunları kurtarmak isterken hükümet düştü. Şimdi bütün bunlardan yargılanmış bir Amerika var. Öbür taraftan karşımıza bize hukuk öğretmeye kalkıyor. Ha, şimdi burada bu şahsın Amerikan iş hukukunda yargılanması ya deliller bir de hocam siz de çok iyi bilirsiniz ki evrensellik karşısında bir de devletin, egemen devletin yargı hakkı vardır. Yani ne demek istiyorum? Cezanın ülkeselliği meselesi var. Şimdi buraya geleceğiz şimdi. Burada şimdi az önce hocamız çok güzel anlattı. Diyor ki siz Volkswagen olarak karbondioksiti fazla yaptınız. Biz sizi cezalandırıyoruz. Amerikan şirketleri Volkswagen'e ceza kesiyor. Bu uluslararası hukuka aykırı bir kere. Neden? Şimdi Türkiye ile olan bu meselede de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni esas alır buraya koyarsak der ki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi devletler arasındaki uyuşmazlıklar barış yolda çözülür. Yok değilse bu dava eğer varsa Uluslararası Adalet Divanı'nda görülür. Amerika bizi yargılayamaz devlet olarak. Biz egemen bir devletiz. Amerika korsanlık yapıyor ya. Başka hiçbir şey değil yani. Bu yaptığı, aldığı kararlar da bana göre yok hükmünde. Ha şu var. Burada şimdi Türkiye'nin alması gereken iki tane, üç tane tedbir var. Elbette belki bizi burada zorlayacaktır. Ekonomik yönden hoca anlattı. Türkiye'nin ekonomisi Amerika ile olan ticaretlerimiz dikkate alındığında uzlaşıya gidilebilir. Yöntemlerden bir tanesi bu. Veya Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulanabilir. Bu tabii kendi hükümetimizin bileceği şey. Ben çok özür dilerim. Olarak bu hadisenin uluslararası hukuka uygun olmadığını, medya destekli bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Çok... Ve öbür taraftan şöyle bir şey daha var. Pardon, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamada bulunuyormuş. Yani bizi maymun yerine koymasın. Yani herkesin hukuka... Hakkı Bey, uzun yıllar Amerika'da gazetecilik yaptınız. Evet. Şimdi baktığınızda bir çeşit çadır tiyatrosu en hafif deyimiyle. Mesut Hakkı Bey daha da ağırını söyledi biraz evvel ama unuttum. Hocam ben hukukçuyum söylüyorum. Yani bu kanun yok hükmündedir. Verdikleri de hukukla cambazlık yapmaktır. Türkiye'yi tamamen zora sokmak için siyasi bir şantajdır Türkiye'ye karşı. Bedeli de şu, siz kuracağımız bir şekilde de facto terör devletini kullanın, kabul edin. İkincisi de İran'a askeri harekata topraklarınızı kullanmamıza izin verin. Buna izin vermeyecek Türkiye. Ta Ecevit'ten beri biz buna izin vermedik. Yapacaksa gitsin kendisi savaşsın İran'da. İsrail'le de beraber. Ama bu şantajla Türkiye'yi egemen bir devlet olan Türkiye'yi baş edilemeyeceği gibi Amerika bunu öğrenecek çok yakında. Öbür taraftan da Türk yargı sistemini karalamak, çok adil, adaletli mahkemelerimize, hakimlerimize laf uzatmak yakışmaz. Ama burada bizim alacağımız ders de bu suçta, izah edilen suçta suçlular varsa Türk adaletinin, Türk savcılarında derhal onları çıkarıp bu pisliği temizlemesi gerekiyor. Yani Amerika bizi düzeltemez. Amerika kendini düzelsin. Ben geçen hafta Almanya'da ders verdim. 1,5 milyon uyuşturucudan geçen sene adam tutuklandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. 1 milyon hapiste. Veya az önce jüriden bahsettik. Anglo-Amerikan sistemiyle Avrupa hukuk sistemi farklı. Avrupa mahkemeleri sistemle bizimki de aynı. Bir başka şey daha var. O da şu. Şimdi delillerden bahsediliyor. Jüri 6 gündür tiyatro oynuyorlar orada. Adamlar Amerikalı. Kimi uyuyor. Öbür taraftan gazeteler Türkçe. How can you speak in Turkish? I don't know. Kardeş ben anlamıyorum diyor. Nereden gelirsen, nereye gidersen. Yok lan. Bu salaklıktan başka bir şey. Biri rezil de oluyor Amerika uyumuş aslında. Galiba onu dışarı Sayın çıkarmışlar. Hocam, evet. Haklı olduğunuz evet. Noktalar çok. Yani bunların hepsine de katılıyorum. Ben milliyette fars dedim. Bu mahkeme bir fars, bir yani komik bir şey oluyor. Fakat şimdi ortada şu var. Sayın hocam uçağa yetişmek için ayrıldı. Keşke burada olsaydı da hatalı bir şey söylersem düzeltseydi ama.
yapılan itham anlaşması Zarrab'ın doğruyu söylemeye zorlanması içindi. Sayın Hocam'ın bahsettiği bu 12 tane Amerikan müessesesinin ortaya getirdiği bir şey olsaydı, şu anda Türkiye'de yargının savcıların suratına fırlattığı 17-25 Aralık fezlekeleri bu dosyaya girmezdi. Çarşaf çarşaf. Ellerinde bir şey olmuş olsaydı o kurumlardan. Evet. Yoktu. Olacak bir şey de yok. Şimdi şöyle bakalım geriye. Geçenlerde Rahim Erbey Türkiye Gazetesi'nde çok güzel bir yazı yazdı. 16 maddede Türkiye-İran ilişkilerini açık açık anlattı. Şimdi Türkiye'nin bir istisnası vardı bu şeyden, ambargodan. Türkiye ihtiyacı olan doğal gazı ve petrolü İran'dan alabilir. Fakat İran'a uluslararası keş veremez. Ya ne yapar? Bu parayı bir yerde biriktirir. İran'a sattığı diğer şeyler ne ise, Türkiye'nin İran'a, biz sebze meyve satıyoruz, başka da bir şey yaptığımız yok. Yani birazcık da bir endüstriyel bir şeyler alıyorlar. Bunların bedelini mahsup eder dedi Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bundan başka hiçbir şey yapılmadı. İran'ın bu operasyondan dolayı bizde kalmış parası var mı bilemiyorum. Bizim ondan alacağımız var mı onu da bilemiyorum. Ama Türkiye hiçbir şekilde İran'ın eline dolar geçmesi için, uluslararası ödeme imkanı geçmesi için ambargoyu delmedi. Delmiş olsaydı bu 12-13 firma bulur idi. Ve Rıza Zarrab'ın önüne plea bargain falan konmazdı. Doğruyu söylemeye zorlamak için. Çünkü şimdi Rıza Zarrab'ın ağzından itiraf almaya çalışıyor. Zarrab'a da ihtiyaç kalmazdı. Hiç ihtiyaç kalmazdı. Yakaladığında evet, kelepçeyi takar, 60 yıl hapsi verir ve bu iş biterdi. Veya Halk Bankası'nı gizlice çağır, derdi ki kardeşim sen ambargoyu delmişsin. Buyurun kanıtları. Paribas'ta olduğu gibi. Hadi bakayım sen bize bir 10 milyar dolar ver, ağzımızı açmayalım. Öyle de yapmadılar. Bankanın müdürü 7. seyahatinde tutuklandı. İlk birincisinde değil, ikincisinde değil. Adam gidiyor geliyor Amerika'ya yani. Peki sonradan mı böyle bir şeye karar verdiler diye bu sorup tamamen, araya gidiyorum, dönüşte bu, devam ediyoruz. Tabii küçük hayır, bir ara, bizden ayrılmayın. Hakkı Bey, sizle kesmiştik, sizle başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni junta mı yönetiyor? Vallahi junta dediğiniz yazılarınıza zaman yazılarınıza eksik olmayın. Yani Milliyet'te iki haftadır öyle bir şeyler yazdım. Amerika'da bir junta iş başına. Aslında benzetme bana ait değil. Stephen Kinzer'ın Boston Globe gazetesindeki yazısı. Amerika'da yavaş çekim bir junta iş başına geldi diyor. Junta deyince bizim aklımızda hep 27 Mayıs'lar falan vardır. Yani bir askerler gelir, hükümet darbesi yaparlar, birkaç asker yönetimi ele alır. Öyle bir junta değil. Şimdi ama askeri yönetim var Amerika'da şu anda. Trump'ın... Ama askerliğe göre yönetmiyorlar. Askeri strateji diye bir şey var. Bu hata üzerine hata yapıyor. Trump'ı ayırın generallerden. Trump başka bir boyutta, başka bir evrende yaşıyor Trump. Ve askerler aslında Amerika'da şu anda kendi dediklerini yaparak Amerika'yı kendi istedikleri noktaya çekiyorlar. Ve bu askerler bizim kötü şansımız. Bir de askerler de hata yapar hocam. Yani strateji olur ama stratejik hata da olur, taktik hata da olur. Yani evet, ciddi anlamda baktığımızda Pentagon'un da... Sayın hocam bu askerler hepsi CENTCOM'un askerleri. Yani bizim evet, yani 1 Mart tezkeresini geçirmediğimize kızan komutanlar. Yani... O Irak'ın faturasını bize çıkaralım. Irak'ın faturasını bize, biz bunu az ödeyecek Türkiye diyen genel. Amerika'nın şu anda sorunu yani oldu. Aradan geçen yıllarda onlar rütbe mi kazandılar demek istiyorsunuz? Unutmadılar ve şu anda birisi dışişleri, birisi savunma bakanlığını yönetiyor, birisi ulusal güvenliği yönetiyor, birisi Beyaz Saray'ın genel sekreteri ki onu başbakan diye anlamamız lazım. Yani Amerika'da başkanlık sistemi var ama bakanlarla ilişkilerini genel sekreter idare ediyor. Ve bugün yarın bir başka asker kökenli bir insan, CIA başkanı olan, şu anda CIA'nin başındaki kişi, dışişlerine gelecek diye söylentiler var. Kilesi yani, giderse tabii.
Amerika bu cesareti nereden aldılar? Yani 20 yıldır hiçbir başkanın kanuna rağmen uygulamadığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma cesaretini Amerika nereden buldu? Sizce? Bir kere Suudi Arabistan'ı tam ayarladılar. Orada bir çılgın genç emir kendisini desteklemeleri karşılığında Amerika'nın istediği her şeyi yapmaya hazır. Ilımlı İslam lafını bile telaffuz etti adam. Az önce. Yani diğer ülkeler zaten düze getirmiş vaziyette. İran'a karşı, İran'ın bölgedeki yayılmacılığına karşı bir Şii yayılmacılığı dediğimiz şeye karşı bir Sünni yayılmacılığı yapmaya başladılar. Katar'ı köşeye kıstırdılar. Ve şu anda bakın şu saatlerde Avrupa'da hemen hemen her ajans, her ülkenin lideri, her ülkenin parlamento başkanı Trump'ın bu kararına tepki gösteriyor. Henüz biraz evvel Macron da göstermiş, tanımıyoruz demiş. Hocam, hiç kimseden tık yok. Ben Amerika'da muhatap bulamıyorum. AB dalga geçiyor Amerika'yla. Yani Amerika şu anda dünya liderliğini, hoca az önce söyledi ya, Çin'e çivi topluyor. Atletizmde var bu. Çin ekonomiyle, askeri gücüyle de hem Pasifik'te hem Orta Doğu'da Amerika'yı baskılıyor ve bu kafayla giderse alamayacak tezkere diye. Şimdi evet. 4 tane 1980 sonrasında, yani İran devriminden sonraki oluşan konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede 4 tane baktığı aktör bir boyutuyla, işte körfez içinde kendi bir takım aktörlerden oluşuyor ama 4 bölge vardı. Yani bu 4 aktör, 4 bölge üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki stratejisini yürüttü, ilerletti ve burada bir takım ittifaklar kurduğu yeri geldiğinde düzen kurmaya çalıştı. Şimdi burada İsrail bunun başında geliyordu. Mısır ikinci aktördü. 3 Körfez ülkeleri ve 4 Türkiye. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle gerçekten 2010 sonrasında İsrail kendisine gerçekten bir alan buldu ve Trump da böyle olmuş olmakla birlikte bir İsrail lobisini de yanına almak adına İsrail'in bölgede güç kaybettiğini, Obama yönetiminin İsrail'den yana tavır koyamadığını, kendisi eğer başkan olursa İsrail'i çok daha ciddi şekilde destekleyeceğini söyleyerek başkanlık yoluna doğru ilerledi. Diğer taraftan işte malumunuz İran'ın baskılanması, dengelenmesi, alanının sınırlanması gerektiğini vesaire söyledi. Şimdi bir taraftan da baktığımızda işte yine 2013'te Mısır'da gerçekleşen darbeyle birlikte Mısır'ın o bir ara dönemdeki bocalaması ortadan kalktı ve Mısır tam anlamıyla teslim alındı. Yani İsrail'in politikalarının yedeğinde bir Mısır ortaya çıktı. Türkiye buna çok ciddi tepki gösterdi. Çünkü Türkiye buradaki müdahalenin ne anlama geldiğini çok net bir şekilde gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan hani Rabia işareti yaparken esasında bölgede çok ciddi bir kırılmanın, yeni bir dizaynın yapılmakta olduğunu gördü ve söyledi. O dönemde bizim de ifade etmeye çalıştığımız bir şey vardı. Yani eğer ki Müslüman kardeşlere tahammül edemezseniz DEAŞ'la yüzleşmek zorunda kalırsınız diye. Yani ben hatta bu stüdyoda bir programda bu cümleyi sarf etmiştim ve bu yaşadığımız bir süreç oldu ne yazık ki. Ve o dönemin o bütün kaosunu hep beraber bölgede bizler yaşadık. Mısır yanına alındı ve son hamleyle Trump'tan sonra da Körfez ülkeleri işte Katar'a da yüklenerek, Katar'ın İran'dan yana ve biraz da Türkiye'den yana tavır koyması dolayısıyla Katar kuşatılarak ama özellikle Suudi Arabistan tam anlamıyla teslim alınarak yeni bir konjonktür oluştu. Şimdi bu konjonktüre güvenerek, Hakkı Hoca çok haklı orada, bu konjonktüre güvenerek Mısır yanımızda, Körfez yanımızda, dolayısıyla zaten bir öteki olarak şeytanlaştırdığımız bir İran yayılmacılığı var ve Türkiye'ye de zaten çok ciddi bir baskı uyguluyoruz. Ne olursa olsun Türkiye burada bir bölgesel liderliği bu konu bağlamında soyunamaz. Bakın içeride bazı sesler ne diyor, ya bu bizim meselemiz mi? Şimdi bunu söylüyoruz. Niye? Bizim uğraştığımız meseleler var. Bak kendi terörle mücadelemiz var. Bak işte 2019'a gidiyoruz. Bak bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu tür şeylere girmeyelim diyen bir kesim var. Aslında bu kesimin daha net söylemek istediği şey aman içimize kapanalım. Şimdi Türkiye'nin aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla baktığımızda
yapmak istediği şey şu: dışarıdaki problemleri dışarıda çözmek, dışarıda karşılamak, terörü yeni bir güvenlik konseptiyle dışarıda yok etmek ve içeride büyümek, içeride barış ortamı tesis etmek ve yatırım yapmak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetimin şöyle bir yaklaşımı var ki diğer bütün kurumlar da buna destek veriyor. Şu anda İsrail'e yapılacak bütün yatırımlar yapılabilir. Buna herhangi bir bölgesel aktör karşı çıkamaz. Fakat sorun şurada. Türkiye buna dikkat çekiyor. Bizim de buna dikkat çekmemiz, bütün uluslararası platformlarda da bunu anlatmamız gerekiyor. Burada yapılacak olan bu tür yatırımlar, bu tür provokatif adımlar bölgede ne yazık ki yeni bir konjonktür oluşturacak. Yeni bir çatışma ortamı oluşturacak ve bu çatışma ortamı yönetilebilir bir çatışma ortamı olmayacak. Çok daha derinleşecek bir tarihsel kırılma yaşanacak burada. Ateş de gerçekten oynadı Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Önce işte mezhep çatışması ortamı, etnik çatışma ortamı, bütün bunlar ortaya çıkarıldı. Şimdi yeniden bir kez daha bir tarafıyla baktığınızda işte Müslüman-Yahudi çatışması, bir tarafıyla baktığınızda Arap-İsrail çatışması. Böyle bir ortam gerçekten bölgede çok yeni çatışmaları, yeni gerilimleri, yeni bir savaş iklimini beraberinde getirecek. Ve bu süreçte de kim ne derse desin İran kazanacak. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ne olursa olsun bu çok önemli bir unsur. Orada şunu sormak istiyorum Fahrettin Bey. İran buyurun. Kazanacak demeden. İran kazanıyor galiba değil mi zaten? Kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a işgalinden bu yana ama devam eden gelişmeler hep aslında İran'ı güçlendirmiyor çok doğru, mu? Ama şunu da söylememiz lazım. Yani bunu söylerken bir taraftan da şu tespiti de yapmamız lazım. Ki bunu da yapıyorlar aslında. Ki somut bir örnek de vereceğim. Türkiye de güçleniyor. Hayır, şimdi, ister istemez böyle bir ülkeleri pozisyon almaya, yani doğru, o birden teopolitik diyorlar işte İran'ın böyle doğru, aşağıya doğru bir hat çekiyor doğru, ve mezhep üzerinden gidiyor. Bir taraftan bir alan kazanıyor. Ama bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin eliyle yapmış oluyor bir yandan bir da öyle, yani Irak'ta getirdiği doğru, yönetim. Ama bir tarafı öyle sonra. Ama bir tarafı da bir fırsat alanı buluyor ki yeni bir fırsat alanıdır bu da. Bu bir yeni fırsat alanını da değerlendiriyor. Şimdi diğer taraftan şunu da söyleyelim. Bu süreçte Türkiye de kazanıyor. Yani burada 2010'dan sonra gerçekten Türkiye çok ağır bedeller ödedi. Suriye kriziyle, Irak'taki yaşanan çatışmalarla. Fakat ne olursa olsun, yani bu krizleri bir tarafa koyalım. Ne olursa olsun bu krizlerden hedeflenen şey başarılamadı. Türkiye yine bölgesinde çok etkin bir aktör olmaya devam ediyor. Ve Alman Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Salı günü, işte dün. Berlin'de bir Berlin dış politika forumunda konuştu ve orada çok önemli şeyler söyledi. Ki biliyorsunuz yani Türkiye karşı açıklamalarıyla maruf bir isim, evet. Alman Dışişleri Bakanı. Yeni dünyada yükselen üç güç var diyor bölgede. İran, Türkiye ve Rusya. Hatta sırasını Rusya, Türkiye ve İran diye ifade ediyor. Ve bu üç ülkenin yükselişi her şeyden önce Amerika'nın oluşturduğu güç boşluğundan kaynaklanıyor. İkincisi de Avrupa Birliği'nin bir siyasi aktör olamamasından kaynaklanıyor diyor. Ama ne olursa olsun bu aktörler bu boşluğu dolduruyor diyor. Elhak doğru söylüyor. Yani bu yapılan analiz aslında Türkiye'ye dönük saldırıların da nedenini izah ediyor, gösteriyor, açıklıyor. Hiç kimse şunu söyleyemez. Çok güllük gülistanlık bir ortamdayız. Ne güzel gelişmeler oluyor. Bunu söyleyemez. Ama ne olursa olsun burada bir siyaset var. Türkiye'de bir siyaset var. Türkiye'de bir dış politika çizgisi var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği bu çizginin en temel esası Türkiye oyun kurabiliyorsa kuracak, kuramıyorsa bozacak. Yani bu anlamda kendi ulusal çıkarlarını temel alacak. 15 Temmuz sonrasında bununla bitireyim. Çok kritik bir dönüşüm yaşandı Türkiye'de. Türkiye'de devlet güvenlik tehdit algısını ortaklaştırdı. İşte askerler öyle bakar, siviller böyle bakar. İşte şu askeri bürokrasi böyle bakar, sivil bürokrasi böyle bakar. İşte sağ siyaset böyle, bunların hepsi ortadan kalktı. Bakın bugün bu bölgedeki İran'da kısmen ama onun dışındaki hiçbir ülkede sahip olunan bir unsur değil. Devletin güvenlik tehdit algısı ortak şu an itibariyle ve dolayısıyla Amerika ya da başka bir uluslararası güç gelip de Türkiye'de daha önce olduğu gibi biraz o ata, biraz bu ata oynayamıyor. Güvenlik tehdit algısını devlet ortaklaştırmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en tepede olduğu, tepeden yönettiği ve
son derece meşru, bütün kamuoyu önünde yönettiği bir dış politika çizgisiyle bu süreç ilerliyor. Elbette Türkiye'ye bunun için yoğun bir müdahale uğraşı var. Ama hep bize bardağın boş tarafını göstermeye çalışıyorlar. Biz bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görüp orada ortaya çıkabilecek krizleri nasıl yöneteceğimize ilişkin de bir psikolojik güçle, özgüven hissiyle bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Mesut Bey, size söz vermeden Mustafa Kemal Bey'e Fahrettin Bey'in gittiği yerden diğer hattı sormak istiyorum. Şimdi İran'ın güçlenmesinden söz ettik Irak Savaşı'ndan bu yana. Ve böyle de bir algı da etrafında, işte şimdi tehdit algısı. Sanki İsrail, İran, biraz evvel kim söyledi bilmiyorum, birbirlerinin varlık sebebi gibi de görünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin açığından söz ettiniz. İşte Suudi Arabistan'a gitti, Katar'a gitti değil mi? Değilse terörist olacaksınız dedi ve epey bir satış yaptı galiba. Evet. Çok çok ciddi satış yaptı. Şimdi bir kere Fahrettin Bey'in söylediğinden şuradan alayım. Şimdi bu coğrafyada, içinde bulunduğumuz coğrafyada kadim kültüre sahip olan, geleneğe sahip olan iki tane ülke var. Bir tanesi İran, bir tanesi Türkiye. Suudi Arabistan için, Katar için, Kuveyt için bunu söyleyemeyiz. Ben 2006'da 2 ay İran'da yaşama şansım oldu. Ve o dönemde yaptırımlar vardı. Orada ne kadar dirayetli bir strateji ve politika izlediklerini gözlemleme fırsatı buldum. Zor şartlar altında bir şekilde ayakta kalmayı bilen ve kendi stratejisini oluşturabilen bir ülke. Şimdi burada İsrail'e karşı durabilecek ve İsrail'in hamlelerine karşı hamle geliştirebilecek ülke konumunda olduğundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri bundan ciddi olarak rahatsızlık duyuyor. Şimdi cari açıktan bahsettim. O cari açığı kapatmak için bir şekilde Trump'a bir görev verilmiş belli ki. Çünkü niye? Geldiği günden başlamak üzere zorla her ülkeye satıyor. Gidip zorla silah satıyor. Aldın almadın. Almayanı da ne yapıyor? Katar'da olduğu senin gibi. Önce bir şey yapıyor. Bir tehdit gösteriyor. Sonra hemen kapısını çalıyor Katar. Tamam diyor, sen benim kapımı çaldıysan sorun yok. O zaman diyor bu işi konuşalım, halledelim diyor. Ben sana zaten kötü bir şey yapmak niyetinde değildim diyor. Ve olayı çözüyor. Şimdi Suudi Arabistan'da da yaptı aynısı, Katar'da da yaptı aynısı, Kuveyt'te de yaptı aynısı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Geriye bir tane çaresiz bırakıyor, o da İran. Ama İran Rusya ile olan ilişkileriyle, Türkiye ile olan ilişkileriyle bir şekilde oyununu bozacak şekilde oynuyor. Aynı şekilde Türkiye için de aynı şey geçerli. Rusya'ya ne yapıyor? Rusya ne yaptı Türkiye? Rusya'dan silah almaya başladı değil mi? Eskiden kimden alıyordu silahları, her şeyi? Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyordu. Şimdi dolayısıyla burada bir oyunun bozulma ihtiyacı var. Amerika aslında Türkiye Rusya'ya yaklaştıktan sonra birazcık manevra yapmaya başladı. Bana göre. Dolayısıyla Türkiye'nin izlediği strateji bence şu anda son derece akılcı. Ve bu stratejiye Rusya ve İran ikilisi de destek verdiğinden dolayı aslında Amerika birazcık yalpalamaya başladı. Bu yalpalamayı doğru bir şekilde kullanmak lazım. Her ne kadar Trump burada Kudüs'e ilişkin olarak bu kararı aldıysa da bu kararı alan Trump değil. O kararı aldıranlar var arka planda. Onların da kim olduğu malum. Evet Mesut Hakkı Bey. İsterseniz önce şu olayı değerlendirelim. Bana göre bu akşam çok önemli bir akşam. Yani neden önemli? Dikkat ederseniz Soğuk Savaş'ı kuran Samuel Huntington Sovyetleri düşman göstermişti. Ve Kızıl Ordu tek düşmandı, komünizm. Halbuki biz silahlı kuvvetlerdeyken Azerbaycan'da bugün kardeşlerimiz vardı. Orada onları bilmiyorduk. Veya Türkmenistan'ın bu kadar Türk olduğunu bilmiyorduk. Gidip gördük ki orada kardeşlerimiz varmış. Ama Huntington ölmeden önce bir medeniyetler çatışması diye fenomen ortaya attı. Biz bunu Bosna'da gördük. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar savaşacak. Bunu biz maalesef Karabağ'da gördük. Ermeniler, Azerileri kardeşlerimiz orada katlettiler.
Ve bir de baktık ki 1991 Körfez Savaşı'nın arkasından 2003'te bir daha müdahale, Irak bölündü ve Afganistan paramparça edildi ve terörle savaş diye bir kavram ortaya atıldı. Ama buradaki fenomen şu: Hristiyanlarla Müslümanlar savaşacak. Düşman kim? Müslümanlar. Peki nasıl onu şeytanlaştırırız hocanın dediği gibi? Terörist adamlar bunlar. Hepsi bak Taliban. Halbuki öyle değil yani. Bir başka şey daha var. Batı kendisinden yana olmayan, Rusya dahil olmak üzere, onu da ötekileştirdi. Halbuki Rusya NATO'nun içerisine girmişti ve Yeltsin'le beraber Putin de akıllı bir adam. Her zaman bana göre Rusya için bir şanstır. Ve kendisinin yüzüne de söylediğim gibi Rusya'nın Atatürk'ü Putin bir denge kurdu. Fakat bakıyoruz ki bu reset politikasına rağmen Ukrayna'da hata yaptı Batı. Yani Ukrayna'da aslında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanter olan Amerika geri adım attı. Ama geri adım atılmasındaki sebep, bildiğiniz gibi, Türkiye'de ortasında şey yapan gezi olaylarının Kiev'deki hadiseler. Bakın dün Şakaşvili kaçacak yer aradı. Dur dedi Rusya, ben düğmeye basıyorum. Gürcistan'da müdahale etti, Kırım'ı işgal etti. Ama burada hem Fransa hem Almanya ve Polonya şunu taahhüt ettiler: seçimleri yapacağız, akabinde de anayasa değişecek. Ertesi gün Yanukovic seçilmiş bir başkanı tutuklamaya kalktılar ve Rusya Kırım'ı işgal etti. Onun ötesinde de Rusya 2015'te Suriye'ye müdahale etti. Bu Avrupa güç dengesini bir şekilde Orta Doğu'ya kayması ve hocaların dediği gibi burada oluşan güç boşluğunu Rusya doldurdu ve çok fena doldurdu. Trump da kendisi söylüyor, Obama'nın hatasından kaynaklandı bu. Obama şöyle düşündü: ben bu savaşı 15 sene yürütürüm, her gün burada koalisyon gider, dağlara taşlara bomba atar. DAEŞ de var. DAEŞ'i kim kaçırdı? Kendileri suçüstü yakalandılar. Pasaport verdiler, evet. Para verdiler. Aha işte PYD'nin adamı geldi. Bunlar Amerika'dan kaçırdı dedi. Ha, şimdi bugünkü olay neden önemli? Fransa dedi ki Macron desteklemiyoruz diyor. Az önce konuştuk, Abbas bu bir din savaşı çıkarmaktır dedi. Demek ki dinler savaşına gidiyor. Halbuki bakın burada Ukrayna ve Rusya kardeş bir devlet ve aynı dinin insanları birbirlerini öldürüyorlar. Geçen sene ben Ukrayna'da 11 bin insan öldürüldü Ukrayna'da. Şimdi demek ki burada danışarak alınan bu barış şehri, Netanyahu diyor ki burada zil çalıyor Netanyahu, ama bana göre zilleri kopacak elinde. Tarihi bir adım, diğer ülkeler de taşısın diyor. Şimdi Mısır reddetti. Çok ilginç. İran bu Birleşmiş Milletler'in ihlalidir. Birleşmiş Milletler'de Filistin aynı şeyi söylüyor. İki devletli devletin yolu çökmüştür diyor. Şimdi bana göre bu Filistin'e göre, Hamas'a göre cehennemin kapısını açtık, savaş ilanıdır ve öfke günü ilan ettiler. Şimdi hocanın dediği doğru bana göre. Neden? Şimdi gelelim Trump'ın söylediklerine. Amerika'nın çıkarlarına başkentinin gereğinin kabul edilir. Hayır, böyle değil. Bana göre iç politikada Cumhuriyetçi Parti'nin tabanına bir yatırımdır bu. Çünkü pozisyonu bozuldu Trump'ın. Amerikan siyasi tarihinde benim bildiğim kadarıyla, hoca benden daha çok kalmış Amerika'da. Doğru. Kamuoyu desteği en zayıf noktada. İki, Amerikan kamuoyunda ve Musevi seçmene yatırım yapmakta, böylece neokonlar ve Şahin grup yeni güçlü Amerika'yı hem kendi halkına koyuyor, bak biz bunları yapıyoruz ve bizim yaptığımıza karşı çıkanı da cezalandıracağız. Yeni güçlü Amerika bu. Peki bu surette de Rusya ve Putin seçim yolsuzluğu algısını bir şekilde kapatmayıp kendi kafasına göre Trump bunu yapıyor. Halbuki biz ne istiyoruz? Adaletli bir Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz, dünyada barışı, kardeşliği koruyan bir Amerika. Yani 91'de Amerikalı komutanlarla konuştuğumuz buydu bizim Pentagon'da. Ve insan haklarını, demokrasiyi koruyan, ekonomik, teknolojik ve askeri güç olarak dünyadaki dengeleri gözeten adil bir devletten uzaklaştı. Bu hadise ne? Gelelim Kudüs'e. Kudüs, Amerika'nın tekelinde olmayan mukaddes bir kenttir. Amerika'nın eyaleti değil Kudüs yani. Bir başka şey, kendisinin de ifade ettiği gibi üç dinin mukaddes yeri. Ve başka bir şey, yeni elçilik binasını inşa edeceksin. Talimat verdim. Evet. Bakalım bu kadar binden fazla adamı var. Nasıl oraya onları koyacak ve güvenli olacak mı? Başka bir şey. Hemen bugün söylemiş, Kudüs'e mecburiyet olmadığı takdirde Amerikalılar gitmesin demiş. Barıştan diyor ayrılmayacağız, ama şöyle bir şey var.
İsrail barışını destekliyoruz. Şimdi yolun bu tarafı canım yesin diyor. Öteki taraf yok. Halbuki plan ne diyor ki? İki devletli Kudüs. Sen Kudüs'ü tek taraflı tanıyorsun. Şimdi uluslararası hukuka göre tanıma, recognition, onun egemen devlet olduğunu söylemektir. Halbuki şunu biliyoruz ki 1917'de Osmanlı'dan tasfiye edilen İsrail devleti hemen kurulmadı ki. Daha Arap-İsrail savaşlarında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu bir. İkinci husus şu. İngilizlerden egemenliklerini aldılar ve İsrail bizzat ona karşı çıkan İngiliz ordusunu vurdu. Terör orada başladı. Kudüs'te başladı. Şimdi gelelim buradaki barışı destekliyoruz. Lafı da çökecek. Neden? İki devletli çözümü sen tek taraflı kopardın aldın. Bana göre bu hukuki, siyasi ve dini bir ılımlılığı sabote etmektir. Yani ne demek istiyorum? İslam dünyası harika bir gelecek görecek diyor. Hayır değil. Bugünkü sabote ettikleri Suudi Arabistan'da yeni Şerif Hüseyinler yaratmak istiyorlar. Yani Körfez'de hocaların dediği gibi sen benim dediğimi yaparsın, silah alırsın ya seni cezalandırırım. Halbuki öyle değil. Bugün tarih kurumunun konferansında da söylediğim gibi Yavuz Sultan Selim Han burayı aldıktan sonra Kanuni burayı kurmuştur. Ben Kudüs'te 3 defa bulundum. Burada görev yaptım Türk ordusu adına. Bir defa Kudüs'ün duvarlarını Türk ordusu kurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman. Yahudi devletini de koruyan Türklerdir. Bu başka bir şey. Ama aynı zamanda bizim de ilk kıblemiz. O zaman Müslümanlar da buradan vazgeçemez. Peki Türkleri şöyle diyor İngilizler o zaman. Türkleri ve yüzbaşılarını, valilerini kovalayın. Biz size Büyük Arabistan'ı ve halifeliği vereceğiz. Burada Türkiye'yi bir kenara itiyor bana göre. Neden? Şimdi Suud Körfez'e diyor ki Tanrı Amerika'yı korusun. Bu hareketle bana göre Trump Tanrı'nın Amerika'yı korumaması için bir sabotaj yapıyor. Amerikan halkını ihanet ediyor bence. Nedeni söyleyeceğim şimdi. Şimdi bir defa Vatikan buna karşı çıkacak. Çünkü Vatikan'ın da çok önemli bir şey. Neden? Bakın herkes şunu biliyor. Stephen Rangiv'in az önce söylediğim size çok iyi bir Haçlı hocası. Diyor ki biz 150 sene Türklerle savaş ettik. Kale muhasarasını öğrendik. Türkler Viyana'ya geldi. Burada bir din savaşları başlatıldı. Bu çok tehlikeli bir hadise. Yani siz Orta Doğu'nun kodlarıyla oynuyorsunuz. Bu coğrafyayı bozuyorsunuz. Bozmayın bu coğrafyayı. Mescid-i Aksa'yı muhafaza edin. Başka bir şey daha var. Çürük olan barışı bana göre çökertmiştir. Ve İsrail bana göre, yani İsrail'i aslında az önce söylediğim Amerika gibi Türkiye'de ilk tanıyan devlettir. Neden? Bizim Yahudilerle, Musevilerle bir kavgamız yok ki. Beraber yaşamadık mı? Kanuni gemileri gönderip kurtarmadı mı onları? Ve bunun için biz de beraber hala hazırda yaşayan Musevi vatandaşlarımız yok mu bu memlekette? Başka bir şey daha var. Bütün ambargoları da delerek bu arada. Nasıl efendim? O zamanın ambargolarını delerek bu arada yani. O da var, riski göze alarak. Şimdi tüm dünyada Amerikan ve İsrail vatandaşlarına karşı bir takım haksızlıklar olabilir. Benim korktuğum bir hukukçu olarak insan hakları da aykırı eylemler. Ancak bu şiddetin tek taraflı olmamasından söz ediyor Sayın Trump. Ki kendisini ben aslında çok beklentilerim vardı Amerikan dış politikasında. Belki rahat hareket edemiyor ama yanlışlara sürüklüyor. Neden? Amerika rasyonaliteden ayrılıyor. Bu ne demek? Jimmy Carter Arap-İsrail Savaşı'ndan sonraki barışın kurucusudur. Orada İslam dünyası hocanın dediği gibi birlik ve beraberlikte olacak mı? Bir, radikalizm ve ılımlılık ayrımındaki safların bölünmesidir. 3. İngiliz Dışişleri Bakanı, bu sabahtan beri konuşuyoruz burada, şöyle söylemiştir Birinci Dünya Harbi'nde. Savaşı petrol dalgalarının üzerine kazandık. Bu gene Orta Doğu'da bir enerji savaşıdır. Ama öyle şöyle var. Osmanlı'nın tasfiyesinden bu tarafa geçen 100 sene içerisinde burada barış tesis edilememiştir. Süleyman Demirel'e soruyorlar rahmetli Cumhurbaşkanı. Nasıl oldu bu? Bizim 16 bin askerimiz vardı bütün Orta Doğu'da. Çünkü diyor, Türk askerinin rütbesinin arkasında Türk adaleti vardı diyor. İsrailler soruyor bunu yani. Peki burada İsrail diyor ki eski Osmanlı bitti gidin biz 7000 senedir buranın hakimiyiz. Evet. Bu yanlış bir şey. Yani yanlış neden? Bu coğrafya sadece bu kitaplarda sadece Musevi halkına değil Hristiyan halkına da cemaate değinmiştir, Müslümanlara değinmiştir. O halde Kudüs kendileri de biliyorlar ki Allah'ın çok mukaddes bir toprağı. Dolayısıyla burada primus inter pares, eşitler arasında birincilik olmaz. Bunu sen baştan uluslararası hukukta bunu kabul etmişsin. Bunu yıkmak Netanyahu'nun işi değil. Bu İsrail halkına yaptığı en büyük kötülük Netanyahu. Ama de facto yaptı. Şunu söyleyeceğim, nedenini de söyleyeceğim.
Amerika bu hatayı Lübnan'da askeri müdahaleyle yaptı. Ve Amerikan askeri deniz piyadeleri ne 5.4 tonla ilk defa Orta Doğu'da intihar saldırıları burada başladı. 241 Amerikan askeriyle 58 Fransız askeri öldürüldü. O günden bu yana Orta Doğu'da terör bitmiyor. Ve o zaman Başkan Reagan akıllı bir başkan olarak şöyle söyledi. Never again dedi. Asla I will withdraw my boys. Çocuklarım buradan çekeceğim dedi. Amerikan askeri geri çekildi burada. Şimdi burada terörle işbirliğinde Trump zoraki silah satışıyla Avrupa'yı şekillendirmeye çalışıyor. Ama şu var. 3.91 savaşı 11 Eylül Arap Baharı'ndan sonra İran ve Türkiye'nin bana göre sahaya itildiğini görüyorum bir. İkincisi zorla Türkiye'de Rusya'yı ittifak edip NATO'dan Amerika'dan uzaklaştırmak bu Türkiye'nin de işine gelmez. Bana göre hocanın dediği doğru İran yükselen güç Türkiye yükselen güç ama bir şekilde de bu gücü baltalamak isteyenler var. Ne demek yani? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka var mı burası bizim kırmızı çizgimizdir diye? Yok. Yani Türkiye'nin tekrar burada bu haksızlığa karşı çıkan devlet olunca hocamın dediği gibi sokaktaki adam suçlu Türkiye olacak. Halbuki bizim çok akılcı hareket etmemiz gerekiyor. Buradaki hadise Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi diplomatik ilişkileri tamamen İsrail'le kesmek yerine burada Türkiye adım adım uluslararası toplumla birlikte hareket etmeli ve bu yanlışın tasfiye için elinden geleni yapmalı. Ama şu da var. Amerika orayı tanıdı diye dünyanın sonu da değil bu bir. İkincisi öbür devletlerin çoğu da oraya gitmeyecektir. Ben böyle düşünüyorum. Yusuf Bey ne diyorsunuz? Şimdi birinci araya gitmeden Halk Bankası'na dönmüştük. Öyle bir algı olacak ki işte bir takım eylemler olduğunda işte siz busunuz denecek ve eski tas eski hamam dönecek diye. Öyle olur mu? Devran öyle döner şimdi mi? 15 yıllık süre içerisinde Amerikan milli güvenlik belgeleri şekillendirilirken hani bu konuşmalarda da hep anlattığımız şey Soğuk Savaş sonrası nedir? Galiplerin kurduğu bir liberal dünya, tek kutuplu düzen, ABD bunun kurucusu, hamisi ve aynı zamanda da ademi merkeziyetçi bir dünyada herkesin barış içerisinde yaşayıp demokratik ülkelerin birbirleriyle gerçek anlamda demokrasiyle yaşadıkları takdirde savaşamayacağı doktrinal olarak demokratik sistemler savaş açamazsa dolayısıyla ben mükemmel sistemi keşfettim düzeniydi ama 2001'den sonraki ortaya çıkan tabloda terör konsepti bu defa buraya yerleşti. Dolayısıyla bu 15 yıllık süre içerisinde karşı karşıya kalınan bütün hadiselerden sonra Batı kamuoyu her ne konuda olursa olsun her şeyin altında ki o şiddeti, toplumsal şiddeti maharetli ellerle kitlesel bir kimliğe dönüştürdü. Daha önce İslam karşıtlığı üzerinden bir siyasi ideoloji veya siyasi reçete sunulamazdı. Daha çok işte nedir? Sol ve sağ. İşte ekonomi ne kadar devlet tarafından denetlensin, ne kadar serbest bırakılsın. İşte işçi hakları ne kadar muhafaza edilsin veya sosyalizmden kalan bakiyede ki reçeteler siyaseti dizayn eden kimlik bunun üzerinden kuruluydu. Ekonomi nasıl olsun, sosyal refah nasıl bulunsun ama bu 15 yıllık süre içerisinde gerek ABD'de gerek Avrupa'daki bütün her şey güvenlik odağında ve medya eliyle çok ciddi bir biçimde yanlı, taraflı ve stereotipler üzerinden, kalıplar üzerinden genellemelerle bir İslam karşıtlığına, bir Müslüman karşıtlığına sistematik olarak dönüştürüldü. Şimdi belki bazı izleyicilerimiz diyecektir. Ya işte Müslüman ülkelerin hiç mi kabahati yok? Ben şunu demeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri içinde, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Yahudilere karşı düzenlenen saldırılarla, Müslümanlara karşı düzenlenen saldırılarla, siyahlara karşı düzenlenen saldırılarla, insan haklarına aykırı. Evet, bunların arasında istatistik olarak da bir fark yok. Ama Batı'nın, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri medyası bu 15 yıllık süre içerisinde Amerikan dış politikasına o kadar büyük bir açık çekle destek vererek bir yayıncılık çizgisi takip etti ki Yahudilere karşı, siyahilere karşı, işte başkalarına karşı düzenlenen ve sistematik bir biçimde Müslümanları da içinde barındıran şiddette bütün her şeyi görmezden geldi ve toplum bu sıkışmışlık içerisinde bir siyasal kimlik çıkardı ortaya. Bu benim aslında kısmen reddettiğim
İslamofobi demekten ziyade bir Hristiyan şiddetine dönüşmeye başladı ki ilk iktidarını Trump'la beraber kazandı. Dolayısıyla bu iktidar bunun ideolojisine bakarak biz şunu görüyoruz. İslam eşittir terör. Aynen öyle. IŞİD, yani şöyle söyleyebiliriz. İşaret orakla çekişti. Bu sefer hilal oldu. Bakın, aslında hilal insanlığın düşmanı değil. Yani, bu çok yanlış bir imge ve algı operasyonu. Bu Likud'un... Ama bu dediğinizde katılıyorum. Özür diliyorum. Tabii, tamam. 80'den bu tarafa 35 senede bu noktaya gelindi. Yani düşman öldü, yeni düşman yaşasın. Attı değil zaten, değil mi? Şimdi, biz buna şunu diyoruz askeri strateji. Common identified enemy. Herkesin işaretlediği düşman. Çünkü geliyor Brüksel'de senin vatandaşını öldürüyor. Bilmem işte Norveç'te. Ama bakıyoruz ki arkasında başka istihbarat grupları var. Ya da işte Mısır'da en son saldırıda camiye. Değil mi? 27'si çocuk, 305 kişi. Ki olay da biraz daha ilginç. Evet. Onu İsa'nın oğulları deyip Hristiyan terör örgütü üstlendiği ilan ediyor. Ama hiç konuşulmadı. Yani. Yani gibi şeyler. Şimdi demek istediğim şu. Şimdi Batı'daki siyasal kimlikler ve hani demokrasi... işte bir kampanyayla, bir vaatle, bir vizyonla ortaya çıkan liderlerle birlikte bu liderleri başa getiriyor. Şimdi bunun tehlikesi şu, sizin de ve en başta bütün konuklarımızın da vurguladığı tepkiyi iyiliş eden bir şey olacak bu. Ama bizim için yeni mi? Bizim için yeni değil. Yani bu coğrafyada yaşayan insanlar için yeni değil. Kimin için yeni olabilir? Bakın burada hiçbir Amerikan başkanının Trump'ın da konuşmasını ifade ettiği, cesaret edemediği bir şey yapıldı. Evet, sandığa gidilirken vaat ediyor. Diyeceğim ki, diyor ki taşıyacağım ama gelince taşımıyor. Neden? Çünkü yani... Dengeler var. Kesinlikle öyle. Artı bir de şu var. Yeni bir planı yok. Taşıdıktan sonra ne yapacağına dair Amerikan siyaseti içerisinde onların bir plan yoktu. Onların dönüşen merak etme yani. Bu plan İsrail'de vardı. Çünkü İsrail siyaseti kendi liderlerini... Bu işte Trump ile Batı'nın yeni tanıştığı o kimliksel siyaseti İsrail zaten 30 yıldır yürütüyordu. Bugün İsrail'de sosyalist ve işçi sınıfını temsil eden kesimin gerek siyasi olarak, içtimai olarak, gerekse dini olarak İsrail'i yöneten kadrolara temelden karşıtlığı var. Yani şunu söylüyor, Likud bunlar Yahudiliğin ne olacağını bütün dünyaya dikte etmeye çalışıyorlar. Bizim Siyonizm anlayışımıza bu ters. Biz daha liberal, işte zaten orada parantez açılıyor, demokrat bir dünya görüşü düşünüyoruz diyerek devam ediyor. Şimdi bu Trump ile mümkün olan bir şey oldu. Bunu en başından beri defaatle de anlatıyorduk. Bilinen de, tahmin edilen de bir şey. Neden? Amerika'nın kimlikleri öyle bir 15 yılda oynandı ki bizim uzun bir süre tartıştığımız şey gerçeğe dönüştü ve şu anda... Kendisi ve kadroları bir antisemitist kadro olan Trump yönetimi, kendisi bir beyaz ırkçı olan ve kadroların içerisinde Yahudi ve Yahudi düşmanlıklarının olduğu ve Nazi eğilimlerinin olduğu delillenmiş. İşte Stephen Gorka gibi ekibindeydi, Bannon gibi, Steve Bannon gibi ki bunların tasfiyesi de şöyle mümkün oldu. Hedef net, terör eşittir İslam. Bunun dışına çıkan her antisemitist cezalandırılır. Çünkü İslamofobi bu işin oyalayıcı faktörüydü. 15 yıl boyunca biz Batı'da toplanan bu kimliksel şiddeti sadece Müslümanlara uygulanan bir şiddet gibi kabul etmiş olsak da buradan çıkan toplum tam bir adeta zincirlerinden koparılmış başkasına olan düşmanlığı ortak karakteri haline gelmiş bir topluma doğru gidiyor. Bu bir genel tariftir. Her düşüncenin tabii ki portresi bunlar. Resmen ayrımcılık. Bunun evet. Adı uluslararası hukukta ayrımcılık. Peki bunu niye bir antisemitist ile Siyonizmin aşırı bir ucu bir araya gelerek gerçekleştirdi? Şöyle ifade edeyim. Hocam bir pencere açtı. Oradan devam edeceğim. 1948 sanırım değil mi hocam? Siz bahsetmiştiniz. 1948'de kurulan bir İsrail'den söz ediyoruz ama 1948'de kurulan İsrail çok ilginç. Yani en başta biraz şey geçti. Bu bizim hikayemiz. Ben keşke işte ayrılan konumuz da burada olsaydı ya. Onları da tartışma fırsatımız olsaydı. Ne işimiz var? Bizimle ne ilgisi var? Bir bina bir yerden bir yere taşınıyor gibi bir ima. Bu kadar basit değil. Gelebilecek bir şey vardı ama. Yani. Şu var. Bu bizim hikayemizin olma sebebi şu. Bir kere Kudüs'ün senedi İstanbul'da duruyor. Tabii.
Bizde duruyor yani. Kesinlikle. Senet bizde. Şimdi 400 yıl 2000 yıl sonra yönetmişler. İlk kez Yahudiler silahlanarak çatışmaya Çanakkale Savaşı'nda girdiler ve bunu o zamanki ana akım Siyonizme rağmen yaptılar. Onlar karşı çıkmışlardı. Hani bu işte Theodor Herzl'le dünyayı dolaşan siyasal Siyonistler içerisinde ki geleneksel Ortodoks Siyonistlere göre zaten ya, İsrail Devleti'ni kurmak en büyük günah. Sen İsrail Devleti'ni kuramazsın. Bu adeta küfür Yahudiler için ama siyasal Siyonizm bile hayır sen silahlanamazsın dediği ortamda bugünkü İsrail'in kodlarını oluşturan bir damar ilk silahlanmasını gerçekleştirdi ve 2000 yıl önemli bir imaya çıkıyor burada. O da şu, Haşmoneim Hanedanı'ndan sonra 1948'de kurulan İsrail Devleti ilk Yahudi devlet. Ve 80 yıl yaşamış bir devletti. Milattan önce 30'da yıkılmış bir Yahudi devletiydi. Romalılar gelip yıkmışlardı. 80 yıl yaşayan bir devlet. Bugün İsrail'in hedefi ise 100. yılını görmek isteyen bir İsrail. Ve bunu gerçekleştirebilmek için de bütün dünyadan Yahudileri buraya getirmeyi, gelmezlerse zorlamayı, zorlamak mümkün değilse sürmeyi dahi göze alabilecek aşırılıkta bir Siyonizm anlayışı. Şimdi 100 yıl sonra, 2000 yıl sonra ilk ordu kuruluyor. Osmanlı'ya karşı savaş başlatılıyor. İngiltere dur ne yapıyorsun sen demesine kalmadan bu defa Yahudi lejyonları Mısır'dan Filistin'e geçerek Hagana'yı kuruyor. Hagana İsrail Savunma Bakanlığı'nın ilk kuruluşudur, köküdür, kökenidir. Hagana içerisindeki bir kesim de durun bu iş böyle olmayacak, İngilizler bize de oyun yapacaklar diyerek şeyi kuruyor, İrgun'u kuruyor. İrgun'u kuran şahıs daha sonra İsrail Başbakanlığı yapan bir şahıs ve İngilizlere saldırıyor. Bu da yetmiyor. İngilizlere saldırmasında yetmez diyerek İngilizleri de oradan çıkarmak isteyen Lehi diye bu defa Nazilerle işbirliği dahi yapabilecek bir şahıs ortaya çıkıyor ve ana prensip şu. İsrail'in kurulması ve yaşaması için şeytanla dahi işbirliği yapabilirim. Bugün Likud Siyonizminin Netanyahu'nun cismanileştirdiği Likud Siyonizminin Trump ve onun gibi bir antisemitist kadroyla böylesine kol kola girebilmesinin tek nedeni Lehi'nin Nazilere gidip gelin birlikte İngiltere İmparatorluğu'na karşı savaşalım ve şu İsrail'i artık kuralım diyebilecek kadar öte giden bir kadroyla şeytanla bile işbirliği yaparım diyerek bir araya gelmesi. Hemen bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. John McCain dahil olmak üzere, Trump dahil olmak üzere bu düşünceyi taşıyan antisemitist, Hristiyan ırkçı kadrolar Amerika Birleşik Devletleri'nde ana akıma girmiş olan eskiden vardı posterde bunlar ama artık seçilerek başkan olabilecek bir Amerika var. Bunların suçu yok bu toplumda var ama toplum bunu seçti. Bunların adı şu John Hagee denilen bir evanjelik papaz Hristiyan Siyonizmi olarak nitelendiriyor bunu ve aslında buradaki oynadıklarını düşündükleri oyun şu. Biz İncil'de söylenen vaadin gerçekleşmesi yani bütün Yahudilerin yok olması için şu devleti bir kuralım demek. Peki bu devlet kurulmadı mı? 1948'den sonra kurulmadı mı? 1967'den sonra kurulmadı mı? Hayır, 1967'den sonra şehir ikiye bölündü. Hala orada sömürge tipi tam anlamıyla hakim, egemen ve herkesi altında gören bir düşünce hakim olamadı. İsrail'i kuran kadrolar şunu istiyordu. Demir şeydi bunun adı. Demir duvardı bunun adı ve Siyon katır bölüğünü Çanakkale'de savaştıran Zev Japon ismini karıştırdı. Bir kısmı da bizimle ve çarpışmıştır yani. Onun ideolojisiydi bu. Demir duvara göre Filistinliler İsrail'e tabi olmak dışında başka hiçbir opsiyona sahip değil. Şimdi antisemitist bir kadro şeytanla bile işbirliği yapabilirim diyen bir Siyonist kadro ile kol kola girmiş ve adeta 1938'i hep atıf veriyor ya. İsrail'i kuran kadrolardan daha sonra lav edilen Lehi'nin Nazilerle işbirliği yaptığı gibi şu anda adeta bu gruplarla işbirliği yaparak bu vaadi gerçekleştirmek istiyor. Çünkü Likud Siyonizmi biz gerçek Siyonistliği temsil ediyoruz diyerek bir taraftan da kendisine dinen, fıkhen karşı çıkan, onun içtihatlarını yok sayan, Siyonistlere de savaş açmış durumda. Amerika'da rahat rahat yaşayan,
Siyonizmin kurallarının işte Tel Aviv'de bulunan bir grup aşırı sağcı tarafından hükmedilemeyeceğine inanan Yahudilere karşı da aslında bir gol atmış oluyor. Neden? Çünkü hiç kimsenin inanmadığı, başaramayacaklarını düşündüğü, her ne pahasına olursa olsa Arapların savaşacağını ve bırakmayacağına inandıkları Kudüs'ü ilhak ediyor. Ama nasıl bu aşamaya geliyor? 2011'den sonra işte diyoruz ya, niye Türkiye, niye ABD PKK'yı destekliyor? Niye Amerika'da böyle bir işte tiyatro mahkemesi kuruluyor? Niye işte şu böyle yapıyor, bu böyle yapıyor? Hepsinin sebebi çok basit. Onu. Çünkü bunun önünde durabilecek her ülke cezalandırılır. Katar durdu, cezalandırıldı. Türkiye durdu, frenlendi, cezalanmak ve en kötü şekilde adeta bütün dünyadaki buna karşı çıkabilecek olanlara bir ders niteliğinde ibretlik bir şekilde yapılmak istendi ve bu çoban matı girişimiydi. 15 Temmuz böyle bir şeydi. Bugün davayı savunan bilir kişilerin kimler olduğu defalarca yazıldı, çizildi, bu ekranlardan da anlatıldı. Buradaki gazetelerden, yazarlarımızdan, uzmanlarımızdan da anlatıldı. Çok açık. Artık bunları saklamak zorunda ve ihtiyacında dahi hissedilmiyor. Şimdi yani burada bir Suudi Arabistan'a, Birleşik Emirlikleri'ne bunlara evet kızalım ama yani birincisi şu. Kontrol onlarda değil. Bir evet. Şey müsaade ederseniz şunu söyleyeceğim. Aslında hem hocanın hem de hocanın söylediği şey şu. İsrail bugün kendi varlık hayatındaki en rahat noktada. Mısır pasifize edilmiş vaziyette. Libya 3'e 1. Suriye iç savaşta işi boşaltılmış. Golan'da asker yok. Irak'ın başı belada. İran yalıtılmış vaziyette ve ekonomik olarak zor. Halbuki baktığın zaman İsrail, belki Netanyahu'nun tek söylediği şey o, demokratik ve kalkınmış bir ülke. Küçük Amerika. Peki bu küçük Amerika'da insanların milli gelirleri de yüksek. Öyle mi? Barış içinde bir arada yaşamak varken böyle aşırı, yani insanları ajite edici ve nasıl söyleyeyim, bazı şeyler var ki bunlar dogmadır. Yani siz kalkıp Mekke'de ne bileyim işte başka bir şey yapamazsınız yani. Veya biz gidip Kudüs'te onların duvarlarına taş atamayız. Bunlar bir defa kitabi dinlere saygıdır yani. Siz onların her bir tanesinin, insanlığın yani kadim dinlerin mukaddeslerine siz eğer siz karşı çıkarsanız karşı görürsünüz. Bu insanın tabiatında var bir şey. Bu arzu edilen bir şey değil. Yani dinler çünkü Hazreti İsa da kardeşliği, Hazreti Musa da, İbrahim Efendimiz de, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşliği emretmiştir ve bu kardeşlikte Kudüs'te yaşanmıştır. Nerede? Osmanlı adaletiyle 400 yıl. Evet. Bunları bir tarafa bırakıp siz şimdi burada bir yangın var. Git üstüne şey yapıyor. Nedir onun adı? Benzin döküyorsun. Ya bu olmaz ki. Bu sana da İsrail'e sıçrayacak. Oradaki çocuklar neden ölsün şimdi? Neden intihar saldırıları olsun? Ya hocanın dediği gibi yani biz çok mu mutluyuz Almanların İsrailleri, Yahudileri yakmasından? Türkiye onlara kucak açmıştır. Neden? Hocam, o da insan. Yani... Ama şu var, müsaade ederseniz. Almanların Yahudiler yaptığını şimdi Müslümanlar yapıyorlar. Biz bunu kabul eder miyiz yani? Hocam çok ilginç. Yahudileri de kabul etmiyoruz zaten. Buyurun şimdi efendim. Bu Hristiyan Siyonizmi dediğim John McCain, Trump, bunların inandığı tipte Hristiyanlık da şuna da inanılıyor. Hitler yarı Yahudiydi ve Tanrı göndermişti. Evet. Ve Yahudileri topraklarına gönderdi. Ha. Ulvi bir şey yaptığıya inanılıyor. Yani meselenin içinde makul bir şey. İnsan değerlerinin dışında. Tabii. Şimdi yani İsrail, şimdi artık huzurluyum, etrafta ne güzel sakin diyecek bir devlet midir? Herhangi bir zamanda. Çünkü varlık sebebi ve varlığını sürdürmeyi zaten tehdit algısı üzerine tabii kurmuyor mu? Tabii. İkincisi, şimdi bu akşam de facto şaka maka Washington ben şeyimi taşıyorum dedi büyükelçiliğime. Evet. Evet. Biz bunu nasıl yaşayacağız? Hocam ya. Evet. Şimdi nasıl, pardon, bu aslında hani beklenen bir şey miydi diye soracak olursanız bu beklenen bir şeydi. Bunun bir hani, olmamasını ümit ettiğimiz bir şeydi ama bu açıkçası Trump'ın başkan olması bölgede ne tür riskler doğurur sorusunu sorduğumuzda ilk maddeydi. Ve bu evet Kudüs'ün tanınması böyle bir kritik bir hamle yapılmış oldu. İsrail
güvenlikçi bir devlet. Başından itibaren bu çerçevede kendi varlığını oluşturmuş. Hiç de öyle Trump'ın anlattığı gibi demokratik değil. Son derece hani tepeden inmeci bir yaklaşımla baskıcı, gözetlemeyi esas alan ve ne olursa olsun güvenliği için her tür her tür adımı atabilen bir polis devleti. Şimdi bu devletin şu an itibariyle karşı karşıya kalacağı güvenlik riskleri kat be kat artmıştır. Şimdi bunun altını ısrarla çizmemiz lazım. Bir, devletler düzeyinde artmıştır. Şimdi İsrailler şunu söylüyorlar bir taraftan. İran sınırımıza dayandı. İran şu an itibariyle bizim için hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit. Doğru. Şimdi bir taraftan aslında durulmuş olan ve Türkiye'nin de altını çizmemiz lazım. Çok büyük katkısıyla, olumlu müdahalesiyle normalleşme seyri içerisinde olan Filistin siyaseti de ister istemez, biz istesek de istemesek de sertleşecek, ister istemez radikalleşecek. Çünkü o sokağı öyle artık kolay kolay durduramazsınız. Bakın Hamas'ın açıklaması, Hamas'ın son dönemdeki serencamını düşündüğünüzde çok net bir açıklama. Tabii ki de sert bir açıklama. Bunun işte bir şekilde hamilerinin, bu sürecin hamilerinin bunu görmesi, düşünmesi lazım. Ama belki de evet böyle bir şey hesap ederek, bir kaos oluşturarak bunun üzerinden bir hegemonya kurma çabası var. Şunu söyleyeyim. Bu hegemonya kurma çabası yanlış bir stratejiye dayanıyor. Çünkü Batı'nın siyasi birliği ne 1990'ların ne 1950'lerin siyasi birliği. Bu siyasi birlik şu an itibariyle gerçek anlamda çatırdıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1960'larda 70'lerde olduğu gibi Batı'nın lideri falan değil. Ve bu anlamda baktığınızda gerçekten çatırdayan ve ciddi anlamda da kendi ulus devlet sistemini bile koruma noktasında zorlanan bir Avrupa ile beraber bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni çatışma alanlarının oluşması önümüzdeki dönemin yeni bir gerilim alanı olacaktır. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Havzası'nda karşı karşıya kaldığı tehditler ve küresel siyasetin işte doğululaşması denen, yani Çin'in yükselişi ve beraberinde ortaya çıkan yeni gelişmeler Çin'e bir başka sıkıntıdır. Çok. Ve son olarak Orta Doğu bölgesinde o oluşan güç boşluğu denen süreç Rusya'ya ve peşi sırada, bunu söyleyelim, yani Rusya'ya sadece aktörlük atfedip de kendimize bu aktörlüğü atfetmeme yanlışına düşmeyelim, İran'a ve Türkiye'ye yarayacaktır. Burada sıkıntı, esas olan husus, önemli olan husus şudur Türkiye açısından. Yani bunun bölge halkları için zararlı bir sürece dönüşmemesidir. Çünkü şunu biliyoruz ki biz, eğer bu süreç bölge halklarına zarar verecek şekilde cereyan ederse, yani biz istediğimiz kadar güllük gülistanlık bir ortamda yaşayalım, İstediğimiz kadar biz artık Orta Doğu'da düzen kuruyoruz diyelim, yine de bu ateş gelir bizi yakar. O yüzden Türkiye'nin ısrarı ne olursa olsun bölgede güçlense de bölgenin bu tür kaotik ortamlara sürüklenmesini engellemektir. Ben yine bir taraftan doğru, Arap ülkelerinin çok ciddi yanlışları oldu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'yle çok yanlış hesaplara girdiler, yanlış ittifaklara, işbirliklerine girdiler. Fakat yine de Türkiye'nin Arap ülkeleri başta olmak üzere bölgesel aktörlerle bir arada olmak ve bu krizi çözmek noktasında bir öncülüğe soyunması gerektiğini, yani bunu, bu öncülüğü, yani bu şerden bir hayır olarak, çıkabilir diyorsunuz. Ben şunu söylüyorum, bu olmazsa olmaz, atılmazsa çok büyük bir zarar olacak bir adımdır. Bu adımı atmamız lazım. Aksi takdirde hazmedilirse Türkiye'nin mutlaka bu, ve zaten bakın Ürdün kralıyla Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanımızın mesajları son derece netti. Yani Ürdün'ün Filistin meselesindeki katkısını, hamiliğini zikretti ve bunun yeni dönemde çok önemli bir husus olacağını söyledi. Bu sembolik bir atıftı. Diğer taraftan Ürdün kralı da Trump'la yaptığı görüşmeden bahsetti. Fakat şunu biliyoruz, eğer bir koordinasyon olmazsa ve bu ülkelerle ikili ve nitelikli bir ilişki ve işbirliği geliştirmezse Türkiye, bu sürecin yine kaybedeni biz olacağız. Bütün bölge olacak. Suudi Arabistan da kaybedecek. Çünkü
tekrar söyleyelim. Tek başına mücadele şansı yok. Yok. Çünkü şunu söyleyelim. Yani Mısır da kaybedecek, Birleşik Arap Emirlikleri de kaybedecek. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne ben işte bütün pozisyonumu devrettim. Amerika Birleşik Devletleri zaten benim için güllük gülistanlık bir ortam hazırlayacak diyen kim varsa, hangi bölge ülkesi varsa o kaybedecek. Çünkü sokakta da kaybeder. Tabii ki. Çünkü artık çok... sokak gelecek. 2010'dan sonra bunu yaşadık, gördük. En emin olunan ülkelerde dahi bu süreç başladı ve önü alınamadı ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarımıza. Bu akşam soruyorum özelde. Aslında Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini konuşacaktık. Fakat Amerikan Başkanı'nın Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Kudüs ekseninde konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.